partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire. Vai a seppellire la simontagna. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E seppellire la simontagna sotto l'ombra di un bel fior. Passeranno. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 tutte le genti che passeranno, diranno del bel fiore, e questo è il fiore del partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Evet değerli radikal tahammülsüzler, saatlerimiz 11, fonsuz, sizin ekonomik katkılarınızla ayakta duran, patronsuz, kimseye hesap vermek zorunda olmayan, alın teri patronu olan, korkusuz, gizli kapaklı bilgiler üzerinden hareket etmeyen, açık bilgilerle birbirimize yaklaşmaya özen gösteren ve asla reklam almayan bir kanalın gururuyla birlikte yine karşınızdayız radikal tahammülsüzler. Tekrar ediyorum, hiçbir koşulda reklam almıyoruz. Dolayısıyla bizim kanalımıza bağlandığınızda önden gelen reklamlar bizim reklamlarımız değil, YouTube'un reklamları. Bu program içerisinde hiç reklam almıyoruz. Nasıl geçiniyorsunuz? Çok basit. Hesap verebilirlik esastır. Reklam almadan devam edeceğiz. Ürün yerleştirme yok. Bizim kendimizi yerleştirmenin dışında zaten başka bir şey de hacet yok. Ali geldi buraya, ikimizi bile bu şeye yerleştiremiyoruz. Malum imkanlar dar. Fonsuzuz yani, anlayacağınız. Ama bir espri vardı. Fonsuzuz ama D'yi koyalım yana. Onsuz değiliz. Yani donsuz değiliz. Bir şekilde dinleyicimizle birlikte, izleyicimizle birlikte ayakta kalmaya devam ediyoruz. Bundan memnunuz. Hemen dinleyicilerimiz, izleyicilerimiz geliyor. Bugün Orhan Gökdemir'de bizim bir hayalimiz var. İnanılır gibi değil. Günlerdir, aylardır tartışıyoruz. Şöyle bir durduk. Bir hayalimiz var. Bir hayalimiz. Bu hayali gerçekleştirmeye çalışacağız. Tabii şimdi sizin de hayaliniz var. Onu da temsil etmeye çalışacağız. Başkalarının da hayalleri var. Dün öğrendik, bizden hayal çalıyorlar. Hayal çalmak en hafifinden nedir? Ayıptır. Efendim söyleyeyim, bugün size bunu anlatacağız. Hayal çalanlara inat. Burada biz kendi hayalimizi ortaya koyacağız. Çünkü zaten Türkiye için hayali olanlar, efendim söyleyeyim, hayallerini gerçekleştirenlerin Türkiye'ye neler yaptığını, neler ettiğini gördük. Şimdi de saygın başka hayalcilerle birlikte olacağız. Sevim Hanım kimle imza yapıyor? Merdan mı o, Ali? Merdan Bey mi o? Onun için mi koydu? Ha? Çünkü benimki vardı orada. Hadi Merdan'sa tamam, ama durup dururken beni kaldırmak şeye yakışmaz. Merdan olabilir şu anda dostumuz, arkadaşımız. Bazıları soruyor, Merdan Yanardağ'a destek veriyor muyuz, vermiyor muyuz diye. Buradaki olanaklarımız çerçevesinde, burada başka bir yerimiz yok. Merdan Yanardağ'a destek verdik. Ben Evren'i aradım. İki kez yazdım. Hastanedeydim o zaman. O zaman sadece dayanışma dileğimi dile getirdim. Daha sonra da yayınlara katılabileceğimi, gereken desteği verebileceğimi söyledim. Bana bir geri dönüş olmadı. Olacaktır mutlaka. Ama nihayetinde orası bizim arkadaşlarımızın olduğu yer. Kuruluşunda bulunduğum yer.
Şimdi zor gününde de oradayım. Oradaki arkadaşlarımızla dayanışma halindeyiz. Maalesef Sputnik Radyo'dan işten çıkarılan arkadaşlarımız var. Onlar da şu anda grevci arkadaşlar ve işten çıkarılanlar hak aramasındalar. Biz de bir grup arkadaş şu anda, ben zaten raporluydum ama diğer arkadaşlarımıza destek vermek için şu anda orada değiliz. Ama evlerimizde destek veriyoruz. Sağlığımız vesairemiz toparlandığında da yine oraya gideceğiz. Zaten durum biraz hukuka intikal ettiği için üzücü durum hukuk tarafından değerlendirilecek. Üzücü olan şu, radyoda muazzam bir şey yakalamıştık ve başarı. Bizim büyük şeylerimizden, takipçilerimizden ve iktisadi de çok önemli katkı yapan bir dostumuz diyorum. Çünkü adını bilmiyorum. Nasıl oldun? Son durumun umarım sağlık durumu iyidir. Radikal Tahammülcü dostlara selam. Şöyle söyleyeyim. Zona uzun erimli bir hastalık. Dolayısıyla ben şu anda nekat dönemindeyim. Fakat o da çok kolay dönmüyor. Hadi size bir şey söyleyeyim. Bir dakika Seher'cim. Size bir şey söyleyeyim. Aramızda kalsın. Doktorlar, eğer ilaç tedavimi efendi gibi götürürsem Eylül'ün ilk haftası akşam ilaçlarımı almayıp bir kadeh rakı içebileceğimi söylediler. Bu da bizim için büyük bir başarı. Seher merhaba. Hasret yazıcı Trabzon'dan bize selam söylemiş. Vallahi Trabzon'u çok önemsiyorum. Trabzon'la ilgili de bir şey söylemek istiyorum. Eskiden Trabzon solun kalesiydi. Şimdi yobazların kalesi haline geldi. Celal'i gördüm. Adnan merhaba. Bugün Orhan gelene kadar bekliyoruz arkadaşlarımızı. Adem geldi. Arkadaşlarımızın bize bu haberleri, yani bu selamı verirken her selam verinin bir tane beğeni yapması halinde kabul ediyoruz selamı. Erol Beyciğim niye böyle? Halime Hanımcığım niye böyle? Çünkü biz eğer onları yaparsak yukarı çıkıyoruz. Tülin Aktuman geldi. O da bizim çok değerli takipçilerimizden biri. Emine Ortacan'dan öyle. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Elmas her zaman burada. Bizim aynı zamanda iktisadi destekçilerimizden biri. Ve evet, Cafiye Şahin. Cafiye Hanım yurt dışında ve çok önemli bir görev yapıyor. Onu açıkça söylemem lazım. Yurt dışındaki dostlarımıza da örnek oluyor. Bizim bu dükkanı ayakta tutabilmemiz için en önemli gönüllerimizden biri. Çünkü döviz bazında destek geldiği zaman buradaki paramızın düşük olması bizi başka bir yere taşıyor. Cafiye Hanım onlardan biri. Kendisine teşekkür ediyorum. Türkiye Hanım'ı çok yakından tanıyorum. Sağ olsun. Bugünlerde nedense rüyamda, nedense değil tabii, özlem bu. Ümitciğim hoş geldin. Çok sık teyzemi görmeye başladım. Hatta teyzemle ilgili de bir şiir yazdım. Belki bugün kapatırken şiir meselesine de bakarız. Belki yarın biraz bakarız ama. Selma annemin adı olduğu için dün görüştük anneyle, kucaklaştık. Anne yemeği yemek her koşulda güzel. Gül Özen, doğru okuyorum herhalde. Sen de hoş geldin. Bugün Orhan Gökdemir, bizim bir hayalimiz var. Kumral Şahin, eğer yanılmıyorsam Kumral zaman zaman yurt dışında mı oluyor Ali? Yoksa hep burada mı? Fotoğrafından tam olarak göremiyoruz, uzak. Bana her zaman Enver abi merhaba diyor, Orhan Yaldaş merhaba diyor. Kumral bize çok destek oldu. Kendisine teşekkür ediyorum. Seyhan'ın, Orhan'ın sivri dilini çok seviyorum demiş. Buraya da kapatmazlarsa seviniriz. Deniz good morning demiş yurt dışından. Ali Deniz de bize son dönemde sıkça katılanlardan birisi. Aynı zamanda destek veriyor. Deniz genç, delikanlı. Sağ olsun. Teşekkür ediyoruz. Zeynep Baturay. Geçen hafta Zeynep'i karıştırmıştık. Meğer o Zeynep bu Zeynep değilmiş. Bursa'dan Zeynep. O da bize çok katkı yaptı. Kendisine teşekkür ediyorum. Nurten'in patilere bakın. Nurten'in patilerden selam aldık. Eylül Eylül. Enver ve silah arkadaşları günaydın. Orhan Bey merhaba. Sağlıklı yayınlar diliyorum. Radikal Tahammülcü. Ali'cim bir dakika dur. Eylül bizim dostumuz. Her açıdan dostumuz. Silah arkadaşları derken bizim silahımız nedir? Kalem. Bizim silahımız nedir? Söz. Dolayısıyla bu ikisine kabul ediyoruz. Ama onun dışında hiçbir silahı kabul etmeyiz. Ama sözümüz ve kalemimiz her silahtan da ileridir. Eylül bizim kadronun önemli isimlerinden biri. Yaşar Kemal Bey hoş geldiniz. Radikal Tahammülsüz Yoldaşlar demiş. Mustafa Kemal'e en çok ihtiyaç olan dönemde, ben de öyle düşünüyorum. Mustafa Kemal'e devrimci değildir diyenlere de hayret ediyorum. Ya insaf, yani insaf hakikaten. Vallahi Harun'cum bizim bir hayalimiz var. O hayalimizi size Orhan gelince anlatacağız. Dün konuştuk hayalimizi. Günlerden Cuma Orhan Gökdemir geliyor. Safları sıklaştıralım. Beğeniler gelsin demiş. Birsen beğeniler gelsin. Birazdan da Orhan Gökdemir gelecek. Bizim Osman Çutsay var Almanya'da.
çok düzgün bir adam, sıkı bir entelektüel. O da bize burada izleyici olarak da destek veriyor. İlerleyen günlerde temas edeceğim. Bir süreç oluşturmaya çalışıyoruz. Erdal'ın tipin güzelliğine bak. O da sakalları koymuş. Erdal'cığım hoş geldin. Bizim güzel dostumuz. Hilal bizde. İzmir'den sevgi diyor. Patiler de gelmiş. Evet güzel. Ezo'yu tanıyoruz zaten biliyorsunuz. O da bizim dostumuz, yüz yüze de tanıştığımız, ilk baştan beri destek olanlar. Mehmet, o da Mehmet de geldi. Yavaş yavaş 700'e doğru bulduk. 1000 olunca çağıracağız Orhan'ı da yavaş yavaş, o da geliyor. Jale, Emre. Emre benden de huysuz, yeryüzünün en huysuzu. Bir de Ege Hamidu var, o da bizim arkadaşımız. El Sol, şimdi El Sol benim için bende yeri olan özel bir insan. Adının söylenmesine izin veriyor mu bilmiyorum, o yüzden söylemeyeceğim. Hakikaten hastayken dolaylı yoldan benimle temas etti. Dolayısıyla orada hani bir ihtiyacım var mı falan dedi. Sağ olsun bir ihtiyacım yok. Size yarın söyleyeceğim. 35 yıllık bir hekim, Cerrahpaşa mezunu, İzmir'de yaşayan bir hanımefendi. Bana detaylı olarak her şeyinizi ben üstlenmek istiyorum diye yazmış. Bu muazzam bir sevgi. Çok teşekkür ediyorum. Kıymeti biliyorsunuz. O da bu kadronun en önde gelenlerinden birisi. Her gün her an bizde oldu. Bu arkadaşları bizi izleyen yandaşlar görsün. Bizim başkaları gibi gücümüz yok. İşte bu insanlar var. Serdar sen de hoş geldin. Orhan Gökdemir Cuması. Ya böyle izliyorsunuz millet cuma namazına gider. Bizim burada Orhan Gökdemir Cuması haline döndü. Müberre ablacığım hoş geldin. Müberre abla bizim canımız ciğerimiz. Abla ayakta kalmaya çalışıyoruz. Davalar, bilmem neler, hakaretler, saldırılar, iftiralar. Ama bütün bunların sonunda radikal tahammülsüzler. Bu arada size bir müjde vereyim. Fatma sen de hoş geldin. Sonbaharla ilgili 2-3 proje var. Bu bir sence merhaba. Bu 3 projeyi eğer hayata geçirirsek çok lezzetli olacak. Biri bitti. Yayıncıya teslim edilecek haftaya çarşamba kitap. Bence çok iyi bir kitap oldu. Ve bu kitabın çok okunması için elimden geleni yapacağım. Lale Hanımcığım hoş geldiniz. Önde giden isimlerden biri. İyi ki geldiniz. Sevdiğimiz bir dostumuz o da. Duvar sanatçısının bir eserlerini görsek sevineceğim. İkincisi bir gazete yapabilir miyiz diye bakacağız. Seyhan'cığım, Seyhan'la tanıştık. Bandırmadan bizim can dostu. Merhaba. Üçüncüsü işte bunu kastediyorum. Express'in yaptığını. Bu Ali döviz bazında gelen bir para değil mi? İşte bakın şimdi bu bizim dükkanın, radikal tahammül dükkanın Türk liranın 100 lirasıyla 100 dolar arasındaki farkı düşünün. Express'in bize yaptığı katkı o yüzden soluk aldırma açısından buradaki insanların yükünü biraz hafifletiyor. Biz bu katkılarla yolumuza devam ediyoruz. Ağustos'u da iyi gidiyoruz. Çok az kaldı. Çoğu gitti, azı kaldı. Dayan Enver'cim diyor. Vallahi Sinan abiyle de konuşacağız. Bir tane çok sevdiğim bir nöroloğum var. O yüzdeki ağrının devam edeceğini söylüyor. Bir de şeye başladım. Hafif hafif hareketlere başladım. Ama hiçbirini söylemiyorsunuz. Hoş geldin Özlem. Sakal, saç düzeldi. Sizin için bir şeye benzemeye çalıştım. Kıymetçim benim sıkı yoldaşlarımdan birisi. Evet yavaş yavaş yürüyelim. Celal. Ali ben bir konuyu paylaşmak istiyorum. Çok önemli. Onu hemen sizinle paylaşmak istiyorum. Gülistan merhaba. O sırada siz alta Ali bir iki dakika 1000 beğeni yapalımı koy sonra gönder. Arkadaşlar çok önemli bir şey var. Burada bunu haber yapacağız. Her an sosyal medyada da Ali devam edecek. Okula kayıt yaptırma işleri. Okullarda müdürler ve orada okul içinde kurulan okul aile birliği haraç almaya başladı. Her zaman oluyordu, bugün de oluyor. Ya arkadaş, elinizi vicdanınıza koyun. İnsanların cebinde 5 kuruş para yok. Hani 500 lira falan bağış, 100 lira, 200 lira anlarım da insanlara 40 bin liraya İstanbul'da bağış yapmazsanız çocuğunu okula yazdırmayız diyor. Ya nihayetinde bu okul dediğiniz yerin müdürü İmam Hatip, öğretmenlerine İmam Hatip gibi bir tezi yedirmek için baskı yapan insanlar. Netice itibariyle bu İmam Hatipli müdürlerin de müdürleri, ilçe müdürleri, il müdürleri, bakanları hepsi İmam Hatipçi ya. Yani İmam Hatip dersi almak için, İmam Hatipli yöneticilerle dans edebilmek için insanların çoluğundan çocuğundan 40 bin lira, 30 bin lira, 20 bin lira istiyorsunuz ki okula kaydolsun. Ya bu insanların parası yok. Bir kısmı asgari ücretli diyeceğim ama büyük bir kısmı ya bu insanların ekmeği yok. Siz ne yapıyorsunuz? Arkadaşlar okullardaki, devlet okullarındaki bu sahtekarlık, bu utanmazlık boyutlu bir şey. Bakın Sevim Makinacı Milli Eğitim'de okul müdürü 50 bin lira istemiş. Mesele ne biliyor musunuz? Öyle bir tezgah var ki okulu işte şey yapacağız, boyatacağız, bilmem ne yapacağız diye. Tamam bu zaten Milli Eğitim Bakanlığı'nın görevi değil mi? Bu zaten oradaki insanların sorumluluğu değil mi?
Şimdi siz dönüp baktığınız zaman bir dakika kardeşim ben mektebe gideceğim. Güzel. Mektep zamanında çocuğumu vereceğim. Güzel. Ve okul. Bu sefer de ne oldu biliyor musun? Sen benim adresimde değilsin. Arkadaş, Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşları çocuğun istediği okula verebilmeli. Nokta. Çünkü adamın merkezindeki, kadının merkezindeki bulunduğu yerdeki okullarda eğitimle atıyorum. Örneğin Beşiktaş'taki bazı okullarda öyle, Bağdat Caddesi'ndeki okullarda öyle. Yani şöyle düşünüyorlar, bunlar zengin, bunları çocuklarına biz dışarıdan da gelirlerse büyük para alırız. Lütfen bildirin, ben geçen sene çok kavga ettim bununla ilgili. Tabii kavga edip de ne oluyor? Enver Bey gelin görüşelim, aman efendim, canım efendim. Sonuç itibariyle haraç devam ediyor. Bizim de gücümüz bir yere kadar yetiyor aslında. O yüzden bildirin ki bu mücadeleye devam edelim. Evet Ali, bu bin beğeni de kaçız Ali, onu da söyle. Bu tabii bizim efendim 560 olmuşuz. Arkadaşlar iyi, 800'de 560. Bu meseleyi bir gündemimize alalım. Hilal'cim sen de hoş geldin. Benim açımdan Zeynep'cim sen benim hayalim güzel bir yaşam. Evet güzel bir yaşam. Valla bu konuda bir gün konuşalım isterseniz. Sevinç Aksüt. Bizim devrimci Sevinç. Bu konuyu bir gün görüşelim. Ahmetciğim merhaba. O da yaşamın anlamlı olması meselesi. Burada yapmak istediğim meselelerden biri Engin'cim hoş geldin. Burada Hilmi Yavuz hocayla Orhan Gökdemir'le cumanız hayırlı olsun. Memur Sen 81 ile sokağa çıkma kararı aldı. Bu da ayrı bir tartışma tabii. Mutlaka sendikaların bir şeye benzemesini istiyorum. Bir tablo hediye etmek istersiniz. Tamam tabii bizim mail adresini Ali verir misin? Oradan iletişimi kuralım. Ben de alır onurla taşırım. Arka tarafa da koyarız. Buraya bir mail atın. Adınızı soyadınızı yazın lütfen. Sizinle gerçek kişi olarak telefonunuzla konuşalım. Tablonuzu arkaya koyarız. Arkadaki tabloları değiştireceğim. Ve buradan sanatçılara da tabii zaman zaman destek olmamız gerekiyor. Duvar sanatçı dostumuzun adını da öğrenmiş olacağız. Gülşen Sakallar 10 numara demiş. Ya yaşlı gösteriyorsun diyenler de çok. Erdal Kılıç zarfa değil mazrufa bakıyoruz demiş. Bizim zarf yaşlarında mazrufu idare ediyoruz. Diyeceğim Hilmi Yavuz ben ve hocanın Cengiz Hoca'nın olduğu bir yapı arıyoruz. İnce Hanımcığım sağ olunuz. Gönül Gönül Gürnal adına burada olmayan yeter Gönülcüm demiş. Gönül Hanım Efendi'ye biz de selam edelim. Bu yapıdan ben çok hoşlanıyorum. Bir yani üst üste olmak, yan yana olmak, büyütmek, değerlendirmek beni çok önemsiyor, önemsetiyor. Günaydın, merhaba. Kitap günü şeyden sonra Eylül'le birlikte başlayacağız. Kitap gününde belki Orhan'ı da alırız. Yani cumaları ona da devam ederiz. Yığınla kitap birikti burada paylaşamadık. Çünkü Türkiye'nin bu berbat gündeminde hastalık falan derken geçti. Hopa! Vay canını yediğimin hopası. Hopa Türkiye'nin en önemli yerlerinden biri. Direniş merkezi Hopa. Karadeniz'in de direnişlerine selam olsun. Sevgili Emre'si çok sevgi takip ediyorum. Ben bu ülkede tek emekli maaşı alarak yaşamaya çalışan bir kadınım. Her gün sizi izlerken üzülüyorum. Sebebi ise maddi bir katkı sağlayamam. Şimdi bir dakika. Gözünüzü seveyim Gönül Hanım. Bunu söylerseniz ben hiç kimseden maddi katkı almam. Çünkü neden? Ya biz size dostuz, biz size elimizden geleni yapacağız. Buradaki insanların bize iktisadi olarak katkı yapması değil. Buradaki insanların bizimle olması esas. Bizimle olabilmek için hep beraber mücadele edeceğiz. Yani Gönül Hanım eğer bunu söylerseniz benim kalbim kırılır. Asla bu iktisadi desteği almam. Sizin bizim başımızda... Başımızın üstünde yeriniz var. Üzülünce ben de böyle şey oluyorum. Çünkü neden? Ya arkadaş sizin burada olmanız, sizin burada beğeni yapmanız, bizim sizin evinizdeki bir bardak çayınıza yani katkı yapabilmemiz yeter. Bakın Möbera abla da ya abla gerek yok bütün bunlara. Ben diyorum ki Gönül Hanımcığım lütfen bize yazın, konuşalım, tanışalım. Biz de sizinle birlikte varsa dayanışacağımız bir şey hemen yapalım. Bir bardak çay var ya kahve diyemiyorum. Bazen ben de Melekciğim merhaba ters etki yapıyor. Bir bardak çay benim için çok kıymetli. Sakın ha sakın altın çiziyorum. Maddi katkıdan dolayı gönül kırıklığı olmasın. Siz bizim dostumuzsunuz. Ülke Hanımcığım biz reklamaya geç kalmadınız. Çünkü 1000 olmayı bekliyoruz yavaş yavaş. Orhan Gökdemir gelecek. Bizim bir hayalimiz var. Ülke Hanım'ın bize verdiği katkı hakikaten benzersiz bir katkı. Onu da altını çizeyim her gün her gün. Sevim Kanada'dan geliyor. Sevim'e soruyorum.
Kanada ile İstanbul arasındaki şeyi saat farkını söyler misiniz? Yarın 8 size uygun mu? Yine yapacağız. Kim geldi arkasından? Onu da şimdi gördüm. Evet, El Patrino Pablito, iki çocuk hanımefendi kendisi Ankara'da bize büyük destek verdi. Hiç unutmuyorum. Beraber de fotoğraflarımız var. Yavaş yavaş arkadaşlarımız geliyor. Celal Mutlu, paylaşıyoruz, paylaşmaya da devam edeceğiz demiş. O Fenerbahçe formasıdır inşallah. Dayanışma yaşatır, evet Sayın Hanımcığım, ama tekrar ediyorum. Bizim buradaki gerçekten bir dayanışma, gerçekten bir dostluk. Ben Cuma'yı Perşembe'den kılıyorum, güzel. Yusuf Bey, bakın bir diğer örnek bizim için. O yüzden önemli. Yurt içindeki yiğit kardeşlerimize Yusuf Bey her gün böyle katkı yaparak karşılık veriyor. Almanya'ya gittiğimde kendisini ziyaret edeceğim. Onun da önemli olduğunu düşünüyorum. İnşallah da olacak. Stuttgart yine bizim için yurt dışı katkısının çok önemli olduğunu herkese buradan söylemek istiyorum. Çünkü Türkiye'de muazzam bir destek var. Yurt dışındaki destekler de baştan beri inatla devam ediyor. Düşünsel destek, beğeni desteği, maddi destek, paylaşma desteği. Ben Allah'ımdan daha ne isterim diyorum. Bir hayalimiz var. Asuman'cığım hoş geldin. Evet, yavaş yavaş bine doğru gidiyoruz. Şehnaz Hanım, Türkiye 7 saat ileride. Yani yarın biz saat 8'de yapsak gece 1'de olacak herhalde, izlersiniz. Leyla hoş geldin. Leyla Hanımcığımla biz bir dostluğumuz var ki bildiğiniz gibi değil. Ya Leyla Hanım, şuraya fotoğrafınızı da koyun görelim. Hoş geldiniz Leyla Hanımcığım. Çok mutluyum. Fenerbahçe değilmiş. Onu ne göremiyorum ben onu. Efendim? Ha, köle değiliz yazıyor. Pardon ya, ben şimdi biraz Fenerbahçe şeyi yaşıyorum ya. Dün kazandık. Evet, iyi yayın dilerim Antalya'dan demiş Halil İbrahim. Hoş geldin Halil İbrahim. Evet, yavaş yavaş Orhan Gökdemir alacağız. Ümit geldi. Orhan Gökdemir cumaları böyle bir gelenek haline geldi. Tekrar ediyorum. Bizim İrlanda'da ve Almanya'da iki özel şeyimiz var. Temsilcimiz var. Yakında onları da katacağız buraya. Emre abim, öyle gönülden destekliyorum ki seni, kızım ameliyat oldu. Hiçbir şey yapamadıysam da açtım kanalı, arkada dinledim ya da dinleyemedim. Açtım beğendim. Son anlarında bile asla bırakmıyorum sizi. Bir dakika. Tülay hemen yaz. Kızımızın neyi var? Bir. İkincisi, gözünü seveyim. Şu para pul işlerini kenara at. Biz seninle tanışıyoruz. Bir ihtiyacımız varsa olduğun yere yeteriz. Koşar geliriz. Ali'ye de onu şey yaparsın. Tülay'ım, kızının durumu nedir bilelim. Celal Hamburg'dan. Merhaba Celal. Hamburg çok güzel bir şehir, deniz şehri. Güzel bir yemek yemek orada tatlı. Ben şarap çok sevmiyorum ama güzel şarap ya da bir kadeh viski içmek, tabii bir bira içmek çok güzel olur. Az kaldı dinim olacak. Celal de bizim yurt dışından destekçimiz. Güzel bilgilerinizden faydalanmak için izliyorum. Büyük keyif alıyorum. Önünüze emeğine sağlık demiş Ayten. Çok teşekkür ediyorum Ayten. Nerede yaşıyorsan olduğun yere selam olsun. Adana. Mübela ablalarla birlikte çok sevdiğimiz bir yer. Evet sevgili dostlar, Facebook'tan Sedef'cim hoş geldin. Facebook'tan bizi izleyenler, efendime söyleyeyim, aynı zamanda Tülin Hanımcığım İzmir'de selam vermeyince çok kızar. Hepiniz Tülin Hanım'a bir selam. Seda Gideryüz, canım Seda, o da her gün bizimle birlikte, çok teşekkür ediyoruz. Dediğim gibi Facebook'ta yayınımız var, TikTok'taki cezamız bitti. Yobazlardan dolayı TikTok'tan merhaba dedik, cezayı yedik biliyorsunuz. Evet, yavaş yavaş Orhan için dostlarımız gelmeye başlıyor. Herhalde 11.30'a doğru kadro tamam oluyor. Sebebi de şu, bir başka yerde de yayın olduğunu düşünüyorum. İnsanlar böyle cumalarda bir denge yapıyor. Olsun. Şimdi yayını beğenme molası verelim. Şu bini bir güzel geçelim. Mola derken burada sohbet ederek gideceğiz. Bu okullardaki mesele beni fevkalade sinirlendiriyor. Bunun altını çizmek istiyorum. İnsanların zaten boynu bükülmüş. Zaten 5 kuruş parası kalmamış. Okullarda haraç alınıyor. Okul aile birliğindeki insanlar da veli. Yani şöyle bir saçmalık olabilir mi ya? Veli veliden haraç alıyor. Peki bir şey söyleyeceğim. Ekmek parası olmayan insan para vermezse size eğitimden faydalanamayacak mısınız? Böyle bir kepazelik olur mu ya? Gerçekten benim kafayı taktığım meselelerden biri bu. Benim de kızım lisede okuyor. Bunun da altını çizmek istiyorum. Sizi Hamburg'a, evet davet etmiştik. Yıllar önce tanışmıştık. Sizi yine Hamburg'a bekleriz. Şimdi Celal, şunu söyleyeyim. Yıllar önce çabuk tanıştık. Ben bir kere geldim Hamburg'a. Demek ki o ekipte sofrada falan mı tanıştık? Orada güzel bir konuşma yapmıştık. Dostlar falan vardı. Celal, bilmiyorum Haat olarak beni yine davet eder misiniz, ama şunu söyleyeyim, bir Almanya turnesi yapacağız 15 ila 17 Ekim arasında. Oradan Münih, Berlin, Frankfurt şu anda var,
Hamburg'u da alabiliriz. Dolayısıyla hani hazır yurt dışına çıkmışken şeyleri de masraflarımızı da hep birlikte oluşturuyoruz. Orada bölgenin dernekleri dahil olmak üzere siyasi yapılara da gidiyoruz. Hamburg olursa trenle oraya da gelirim, bir gece kalırız. Böyle. Beğenmedim yayını, bana hoş geldin demedim. Evet, Deniz'i öyle bir kafasına böyle vura vura. Deniz bizim biliyorsunuz Ali ile birlikte organizasyon yapan, yaptığını söyleyen bir arkadaşımız. Burada huysuz açıkçası. Enes Mutlu. Bizim Enes mi bu? Enes nasılsın? Enes'in canını çok yaktılar. Enes benim kardeşim. Enes'i çok seviyorum. Enes'e şunu söylemek istiyorum. Hayat hep birlikte tutunacağız devrimci yapıyla. Enes için dostluk, Enes için kardeşlik, bunun altını çiziyorum. Orhan abin de gelecek biraz sonra. Az kaldı. Hep birlikte yürüyeceğiz. İneciğim hoş geldin. İlk günden beri bizde olan bir arkadaşımız. Yavaş yavaş Orhan Gökdemir'le hayalimizi size anlatacağız. Yasemin'cim sen de hoş geldin. Orhan Gökdemir'le bir hayalimiz var. Özlem merhaba. Ali şeye bir baksana. Amerika'nın hangi başkanı bir hayalim var Amerika diye başlamıştı. Çok önemli. Yok. Olabilir. King de olabilir. Emre abi seni de değerli ekibine yılmadan bekliyorum Antalya'ya. Vallahi şimdi bir kere garanti olan bir şey söyleyeyim. Antalya Kitap Fuarı'na kesinlikle geleceğim. İmza için geleceğim. Çorlu Kitap Fuarı'ndan bir davet aldım. Bu sene hiçbirine gidemedim ama Çorlu yakın. Orhan'la gidebiliriz diye düşünüyorum. Bakalım. Şimdiden yani sizi dinleme ayrıcalığı için minnettarız. Aman efendim hayalimizi göreceksiniz. Tam bir hayal. Onun da hep beraber şey yapacağız. Ortaya koyacağız. Kırsalda sınıfların temizliğini dönüşümlü olarak velilere yaptırıyorlar. Şimdi şöyle bir şey var. Tabii kırsalda bir sıkıntı olabilir. Taşın altına elini koymak söz konusu olabilir. Elsol adını söylememe izin verirse benim değerli dostum Ali onu bir sor bakalım. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Hastayken de bana haberler gönderdi Ali kanalıyla. Sağ olsun. Denizciğim geldi. Bizim takım sınıf başkanımız falan. Onu da söyleyeyim. Martin Luther King değil mi Şenaz'ın? Evet. Bir hayalim var diye ortaya çıkmıştı. O hayalin ben Martin Luther King olduğunu tekrar anımsattığı için teşekkür ediyorum. Bir hayalim var Amerika diyerek yola çıktı ve buradan yürüdü. Ve işte özgürlükler ülkesi, özgür dünyanın başkanı falan noktasına da geldi. Tabii King için söylenenlerle Amerika için söylenenleri yan yana koyabilecek miyiz bilmiyorum. Evet, 1,5 dakika içerisinde Orhan Gökdemir'le de başlayacağız burada. Yayına katılan, destek veren ve beğeni yapan herkese teşekkür ediyoruz. Ali oradan bir beğeniye bakar mısın? 1000 olalım da bari yukarı çıkalım arkadaşlar. Haydi arkadaşlar 720-300. Şunu 1000'e tamamlayalım. Orhan'la hayalimize girelim. 1 dakika 27 saniyemiz var. Tam buçukta alacağım. Orhan'a öyle söz verdim. Facebook'takiler, canlı yayınlarımız giderek artıyor ve Facebook'taki yaptığımız iş de önemli hale geliyor. TikTok'u pazartesi yine başlayacağız. TikTok'ta hemen ceza aldık. Ağzımızdan bir cümle çıktı. Orhan'ı TikTok'ta konuştursak sürekli zindanda oluruz. Onu da altını çizeyim. Neden? Orada müthiş bir yobaz saldırısı var. Saldırıdan dolayı engellediler bizi. İki cümle de ettirmedik yani nasıl bir yerse bu TikTok. Bu arada TikTok'un asıl adamı kafalara vurarak kasabı bile tokatlayan TikTok Mustafa. Hakikaten orada enteresan bir adam. Evet son 50 saniye. Ali'cim 1000'i toparladık. Haydi arkadaşlar 1000'i de başlatalım ki Orhan gelsin. Adana da anlatacağım neden 1000 olmamız gerektiğini. 1000 olunca videolarımız yukarı çıkıyor. Seyircimizin desteğiyle oralara çıkmış oluyoruz. Daha çok paylaşılıyor. Daha çok paylaşılınca da daha çok yobaz bize gıcık oluyor. Daha çok yobaz bize gıcık olunca biz de mutlu oluyoruz. Yobaz meselesi enteresan bir mesele. Türkiye'de her şey bitiyor. Yobaz bitmiyor. Ve bu yobaz cennetinde çok enteresan bir tablodayız. Evet aynı zamanda da bayağı bir yükseldik. Hadi şu 1000'i de görelim. Ali 1000 olduk mu? Oluyor muyuz? Heyecan duyuyoruz. Haydi Ali bak yürü. Ha? 770. Daha 770. Allah'ım neyse ne yapalım böyleyse başlayacağız. Evet değerli dostlar. Ali 19-8-7-6-5-4 yap. Yani 10 saniye ayrı olalım. Döndüğümüzde Orhan'la olalım. Böylece bir televizyonculuk hikayesi de yapmış oluruz. Belki o sırada da 1000'i buluruz. Evet hemen 19-8 yapıyoruz. Yani 10 saniye. Bu 10 saniye içerisinde Orhan Gökdemir'i almış oluruz. Gönder Ali. Ben de çayımdan bir yudum alayım. Nurgül'cüğüm bana bir söyler misin? Niye bilin?
Evet, Orhan Gökdemir'i bekliyoruz. Huzurlarınızda radikal tahammülsüzlerin en az benim kadar tahammülsüz olanı, bazı konularda beni de geçen isim Orhan Gökdemir. Ali, Orhan'a gidip Orhan'ın suratına bir taraftan şey vermemiz lazım, ışık vermemiz lazım. Orhan, yakışıklı gözükmezsin yoksa, neden? Bizim bütün videolar dolaşıyor. Sen de orada biraz yukarı al. Ya çok önemli değil. Yukarı al. Çok önemli değil ama yapamıyorum ışık. Neyse, boşver. İyi, sözümüzü anlatıyoruz biz. Orhan, bu arada enteresan bir şey var. Vallahi senin müritlerin oldu. Cuma günü Orhan abi günü diye beni solluyorsun, devam ediyorsun. Bu arada şeyi de hallettik. Ne denir? Çutsay'ın selamını da gönderdik. Vaziyet böyle. Orhan Gökdemir, dün konuştuk ama hoş geldin. Nasılsın? İyiyim. Günaydın bütün dostlarımıza. Baktım aşağı yukarı %90'ı bizim dostlarımız. Evet. Arada bizi sevmeyenler de var. Olabilir. Mümkündür. Geçen yayında bir bu kapı pencere kapatmak zorunda kalmıştım. Onunla ilgili bir şeyde bulunmuşlar. Ya o ezan değil, sela falan diye. Yani biz birbirimizi duyamadığımız için kapattık. Yani sela ile ilgili bir meselemiz olduğu için değil. Ama o arkadaşları hatırlatalım. Sela öyle kutsal bir şey değil. Sela camiye çağırmak için, ezanı duyurmak için. Aslında biliyorsunuz bu 15 Temmuz'dan sonra çıktı bu şey, sela hikayesi. Zam yaptılar üzerine. Osmanlı zamanında Selahattin camilerinde, yani büyük camilerde, sultanların yaptığı camilerde okunurdu o iş. Bu 15 Temmuz'dan sonraki zamda da öyle söylediler. Yani Selahattin camilerde, büyük camiler, artık padişah olmadığı için onu öyle söyleyemiyorlar. Oralarda okunacaktı ama o bütün camilere yayıldı anında. Ayrıca başka bir şey var. Yani ben onu yazdığım için söylüyorum. Hoparlör aracının kutsal aleti diye. Hoparlör kutsal değil. Yani yok, saygı bekleyen önce saygı gösterecek. Hastalara saygı gösterecek. Çoluğa çocuğa saygı gösterecek. Biz de dolayısıyla saygı göstereceğiz. Yani o aleti sonuna kadar açıp kapıyı pencereyi zorlayacak şekilde okuduğunuz zaman, yani buradan en son çıkacak iş saygıdır. Bak, İslamcılar bunu kendi aralarında tartıştılar. Yani ben gitsinden internete Mehmet Şevki Eygi, Sultanahmet'te 4 kat yapıyorlar camı, bu nedir ya falan demişti. Kendisi de rahatsız oluyordu çünkü. Hakikaten bu Türkiye'den başka hiçbir yerde olmayan bir mesele. Yani dolayısıyla bu İslamcı arkadaşlar biraz dinlerini öğrensinler. Kutsal olan ne, olmayan ne, bir baksınlar. Dolayısıyla hani herkesi rahatsız eden bir şeye, ya bu doğru değil demek, doğru bir eylem. Hoparlör İslam'ın çıkışında olan bir şey değil. Çıkacaksın, okuyacaksın. Duyan duyar, tabii, duymayan duymaz. Yani nedir bu yani eziyet? Cami de İslam'da çıktığı zamanda olan bir... 200 yıl sonra, en başta 200 yıl sonra ilk cami Mısır'da. Yandaki kiliseyi kopyalayarak yapılmış bir şey, yani neyse. Yani mekanda, yani mekanın kendisi ya da aygıtlar kutsal değil, dinin inananlar açısından bir kutsiyeti var. Evet, bunu uzatmak için söylemiyorum ama şöyle, İslam'ın ilk döneminde dinlerin ortaya çıktığı zamanlarda inşaat tekniği açısından geniş açıklık yapmanın tek yolu var, kubbe. Kubbe yapacaksın, yoksa durmuyor ayakta, yani beton olmadığı için düz yapamıyorsun. Yani bu tamamen mimari zorunluluktan kaynaklanan bir şey. Ama şimdiki inananlarımız kubbeyi dinin bir parçası zannediyor. Ya kubbe mimarinin bir parçası. Dolayısıyla düz cami yapabilir. Behruz Çinici Meclis Camisi'ni yaptı. Düzdü. Önünde havuz vardı. Minare yerine de selvi ağaçları dikmişti. Rahatsız oldular, onu yıktılar biliyorsun. Ya böyle tuhaf tuhaf işlerle uğraşıyoruz. Yani neyse, bir zaman belki bunu da konuşuruz. Geçelim. Ama burada saygı veya saygısızlıkla karşılayabileceğimiz bir durum yok yani. Sesi kısmak lazım ya, mesele bu. Bu arada senin söylediklerine en çok katıldığım şey şu, yani diğer tamamı doğru ama en çok katıldığım şey, bir meseleyi eğer tartışacaksanız, bu da dinse, kendi dininizi bileceksiniz. Yani mimari yapısı ne zaman ortaya konmuş, işte hoparlöre niye gereksinim duymuş. Çünkü şehirler büyümüş, insan sayısı artmış, sesini böyle duyurmak istemiş. Şimdi 21. yüzyıla geldik, artık saatini kurmaktan tut, cep telefonunun seni uyarmasına kadar birçok yöntem var. Kaldı ki cuma namazı camilerde kılınacak diye bir şey yok. Toplu kılınacak diye bir değerlendirme var.
Yani 20-25 kişi toplu olarak bunu kılabilir. Ama mesele şu, siz inancınızı birisine dayatmayacaksınız. O insanlar size gösterecek saygı, siz de onlara göstereceksiniz. Türkiye'deki temel sorun bence, şimdi oradan başlayalım, daha sonra hayalimizi konuşuruz. Türkiye'deki temel sorun benim inancım, aslında öngörüm diyeyim, öyle bir inancım yok ama sosyolojik olarak da gördüğüm bir şey. Eğer yerel yönetimlerde Adalet ve Kalkınma Partisi birinci parti olarak büyük şehirlerde çıkmayı başarırsa ya da seçimde büyük bir galibiyet alırsa toplamda, o vakit şöyle bir tablo ortaya çıkacak. Bugün adı konulmamış rejimin artık son sarsılmasıyla birlikte adı da konulmuş olacak. Şimdi Orhan, şunu konuşmamız gerekiyor artık. Bence önemli bir hamle yaptı Ekrem İmamoğlu. Bu önemli hamleyi düzen siyaseti açısından söylüyorum. Kendi bağlamında değil, önce düzen siyaseti açısından bir eleştiri yapalım, sonra bizim düşündüğümüz yerden bakarız. Ama biz gazeteci olarak düzen siyaseti açısından da bu eleştiri yapmamız lazım. Mesele şu, Ekrem Bey çıktı, bir açıklama yaptı. Ekrem Bey'in bu yaptığı açıklamanın arkasında bence çok büyük bir oranda İyi Parti var. Çünkü İyi Parti'den onay almış olma ihtimali çok yüksek. Bir diğer husus, Kürtlerle bir temas var. İstanbul'da aday çıkartmayabilirler. Ve İstanbul Uzlaşısı diye bir yerde Ekrem İmamoğlu İstanbul'u yeniden kazanan kimse olmak istiyor. Buradan sonrası benim de fikrim var ama sana bırakmak istiyorum. Özgür Özel'in de bir hayali varmış Ekrem Bey'le birlikte. Akla gelen Özgür Bey'in genel başkan olduğu, Ekrem Bey'in İstanbul Belediye Başkanı olduğu, sonra belki yeri geldiğinde yer değiştirdiği falan bir tablo. Şunu da söyleyeyim, bu meselenin içinde benim çok arkadaşım var, tanışım var. Bunları da biliyorum. Orhan, ne diyeceksin? Ya artık Enver, çok önemli mi bilmiyorum. Yani denklem itibariyle anlıyorum. Yani işte Cumhuriyet Halk Partisi'ni de denklemden çıkardığın zaman ne olacak diyor. Ama denklemde durduğu zaman da bir şey olmayacak. Yani şu tuhaflığa bakar mısın? Yani seçimden önce Meral Akşener, Ankara ve İstanbul Belediye Başkanları'nı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın yanına zabıta müdürü gibi dikti, biliyorsun. Bunlar başkan yardımcısı olacak dedi. Halbuki onların ikisi de Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanı gibi görünüyordu. Demek ki bizim bilmediğimiz, yani ilk bakışta anlaşılmayacak bazı ilişkiler var. Sen söyledin, yani Ekrem İmamoğlu'nun bu son şeyi CHP'den değil, İYİ Parti'den kaynaklanıyor olabilir. Ne yazık ki böyle. Sanki İYİ Parti'ye Cumhuriyet Halk Partisi'nden daha yakın İstanbul'un başkanı. Orhan, bir ara soru sormak istiyorum. Evet. İYİ Parti, AK Parti gibi şeyler. AK, temiz parti. İYİ Parti, makbul parti falan gibi bir hale geliyor. Allah aşkına, şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'ne baktığım zaman adı belli. Neden bu işi yap? Demokrat Parti'de bir mantığı var. Türkiye Komünist Partisi'nde bir mantığı var. Sol Parti'de bir mantığı var. Milliyetçi Hareket'in bir mantığı var, değil mi? Bu İYİ ve AK. Yani böyle parti ismi olur mu ya? İdeolojisi yok, ifadesi yok. Ya bu iyilik son zamanların gözde kavramlarından bir tanesi Enver, biliyorsun. Mesela Kızılay diyor ki ben iyilik yapıyorum. Ya sen nasıl iyilik yapabilirsin ki? Ya sen resmi, yani yarı resmi bir devlet kuruluşusun. Tamam mı? Yani zor duruma düşene yardım götürmekle görevlisin. İyilik yapmıyorsun yani. İyilik yapan kim? İşte yüksekte duran birisidir iyilik. Sen yüksekte durmuyorsun ki. Sen halkın parasıyla kurulan, yardımıyla sana ve kanları bile halk veriyor ya. Sen nasıl iyilik yapabilirsin? Soda satıyor, onu bile iyilik diye sunuyor, biliyorsun böyle. Bu iyilik kavramı bu yeni İslamcı rejimin temel kavramlarından bir tanesi. Sadaka olarak veriyor yani. Yani devlet de öyle yapıyor ya, sadaka olarak veriyorum falan filan. Üstelik de AKP üzerinden yapıyor. Yardım yapıyorum diyor. Önce düşürmüşsün, yoksullaştırmışsın. Ya Enver, yakın zamanda bir veri gördüm. Türkiye'de nüfusun %5'inin serveti, geri kalan %95'inin servetinden daha çok. O %5'in içindeki de %5'in serveti, %5'in servetinden daha çok. Yani inanılmaz bir eşitsizlik, inanılmaz bir zenginlik ve yoksulluk iç içe yaşıyor. Dolayısıyla bu denklemi ancak iyilik kavramıyla açıklayabilirsin ve yönetebilirsin. Ya iyi parti mi olur? Ben onu hep söylüyorum. Şaşılası bir şey. Yani nereden geliyor İyi Parti? Meral Akşener, MHP'nin içinden geliyor. Demek ki tırnak içinde ülkücü, milliyetçi bir geçmişi var. Asena'dır, biliyorsun zaten şeyi. Ben bunu söyledim, bana kızdılar. Ya niye Asena diyorsun? Asena. Öyle. Üniversite yıllarında Abdullah Çatlı'nın
Çok yakınıdır. Bak söylemiyorum, başka bir cümle kullanmıyorum. Çok yakınıdır. Yedikleri içtikleri ayrı gitmez. Öyle söyleyeyim. Tansu Çiller'in bakanıydı. Mehmet Ağar kalktı, o oturdu. Ben hiçbir fark olmadığını biliyorum. Ya buradan ne iyiliği çıkacak Allah aşkına? Yani işte bildiğin sol terminolojide faşist bir parti. Yani faşizan eğilimler taşıyan bir parti. Bunu buradan bir merkez parti çıkarmaya çalıştılar. Ekrem İmamoğlu nereden? Biliyorsun ailesi Anaplıydı. Oradan geliyor. Alırız, satarız, kazanırız. Orada şeyi de hatırlatalım. Çünkü Ekrem İmamoğlu'nun organizasyonunda olan isimler bunlar. Anavatan Partisi'nin oluşumunda yer alan Karadenizli. Biliyorsun Türkiye'de Karadenizlilerin farklı bağlamlarda siyasette önemli yeri vardır. İmamoğlu da Karadenizli. Dolayısıyla İstanbul'daki belediye başkanlarından bir tanesi Hasan Akgün Bey bir ağabey pozisyonunda. Bütün görüşmeleri o yapıyor. Burada tabii tekrar anımsatmak isterim. Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın var. Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın'la Grup Başkanı Özgür Özel birlikte Ankara'da çalışıyor. Gökhan Günaydın kim? Ekrem İmamoğlu'nun bütün stratejilerinde zihnini neredeyse oluşturan, benim de çok sevdiğim bir arkadaşım, şaşırdığım bir isim. Sen de tanıyorsun, Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı'ydı. Orada başka kim var benim hiç anlamadığım değişimde? Muharrem Erkek'ten tutun Ekrem Bey'e kadar ve Selin Sayak Böker. Bakın Orhan, sen Kılıçdaroğlu'yla benim arada bir görüştüğümü biliyorsun. Ben defalarca Selin Sayak'ı şeyin odasında, Kılıçdaroğlu'nun odasında toplantılar yaparken, ideoloji oluştururken gördüm. Yani ortada bir de tuhaf bir tablo var. Bunu da hatırlatmak isterim. Karadeniz meselesine dikkat. Evet. Emre, bu Karadeniz meselesi, bu işte aslında çok açıklayıcı bir şey. Ben geçen hafta bir fındık yazısı yazdım. Karadeniz'in hali hakikaten işler acısı. Bir İtalyan şirketi Karadeniz'i işgal etmiş durumda. O Karadeniz köylülerinin toprakları ellerinden alacak. Karadeniz'de fındık üreticisi lafına ben itiraz ediyorum. İki tür fındıkçı var, fındıkçı diyelim. Bir tanesi şu anda hala Karadeniz'de yerleşik fındık üreticileri. Onlar üretici. Yani kaderi, geleceği o fındık bahçelerine bağlı. Bir de çok büyük bir kalabalık İstanbul'da, İzmir'de, banliyolarda oturan toprak sahipleri. Yani Karadeniz'de hiçbir alakası yok aslında. Fındık öyle çok bakım isteyen bir şey değil Emir. Yani gideceksiniz, toplayacaksın. Bir de altında işte filizlerini keseceksin, buducaksın yani. Mesela bundan ibaret. Bir ayını Karadeniz'de geçiriyor. Yani Ağustos ayında izin alıyor. Gidiyor, fındıkları toplattırıyor. Çok hızlı bir şekilde satıp geri dönüyor. Yani aslında teknik olarak Karadeniz'de bir alakası benim yok. Benim bir hekim arkadaşım var. Atadan, dededen kalan fındık bahçeleri var. Aynen dediğin gibi oluyor. Tabii çok para getirmediği için işçiye dağıtıyor onları. Fındık alıp geliyor. Ama orada o bir aylık meselenin tanığıyım yani. Bak, bu önemli. Bu önemli değil. Yani bunu şunun için anlattım. Yani Karadeniz hakkında bilgi vereyim diye değil. Bu bir ay giden şey var ya, fındıkçılar. Onlar aslında ne köylü ne şehirli. Tamam mı yani? Onları sen Karadeniz'de görsen bayağı seküler bir hayat sürürler. Banliyölere gelince birdenbire kabuk değiştirirler. Yani onlar ne İstanbullu olmuş ne Karadenizli artık. Yani oradan çıkmışlar çünkü. İşte Ekrem İmamoğlu var ya, bu sentez. Ne İstanbullu ne Karadenizli. Para kazanmak isteyen, her şeyi oraya tahvil etmek isteyen bir Anaplı. Öyle söylüyorum. Bu ideolojinin arkasında böyle bir şey var. Ya bu çerçeveyi şunun için anlatıyorum. Yani Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti, bu altılı masadaki diğerleri, kimisinin İslamcı tonu yüksek, kimisinin milliyetçi tonu yüksek, kimisi AKP artı, bir de üzerine CHP var. Ya bunların arasında hiçbir ideolojik şey yok, tartışma yok, hiçbir ideolojik farklılık yok. Yani nüanslar olabilir. Aslında şey, tamamen bu yarı köylü, yarı şehirli insanların şekillendirdiği partiler bunlar. Dolayısıyla onların yöneticileri de buna göre hareket ediyor. Orhan, ama bu yaptığın sosyolojik tahlil ki yani kent sosyolojisinin konusu bu aslında, iyi de bir tahlil ama bu yeni değil. Yani İstanbul'un bu yarı köylü, yarı şehirli bireşimi, şimdi de sığınmacılar da geldi, önemli şehrin banyolarında oturan, ama bu yeni değil. Anavatan Partisi hatta 70'lerin ikinci yarısında bu yavaş yavaş oluşmuştu. Bunun tam en yüksek hali Özal'dı. Ondan daha ileri taşıyan herhalde şey olacak, Ekrem Bey olacak değil mi?
Ya işte diyorum ya, bu her şeyi çürütüyor. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi son 30 yılda, 40 yılda hızla o Cumhuriyet'in kurucu değerlerinden arındı. Artık Cumhuriyet lafı edilmiyor, laiklik lafı edilmiyor. Tamam, bunun üzerine kim olsa olsa kim gelir? Ekrem İmamoğlu gelir. Özgür Özel'i çok tanımıyorum. O da yani bu beyefendinin peşine takıldığına göre 3 aşağı 5 yukarı aynı kafada birisi. Yani ben tanıdığım için söylemiyorum. Tahmin ediyorum. Yani yenilenme falan diye görüştüğü insanlardan yola çıkarak söylüyorum. Allah aşkına ya, şu sözünüz varsa bize de söyleyin. Vizyon, vizyon. Hani her şirketin şeyi vardır ya, standart bir metni. Bu mudur yani? Yani Türkiye'deki şeyi böyle mi algılayacaksınız? Bak başka bir şey var Enver. Artık AKP rejimi oturuyor. Yani bu son seçimi de kazandıktan sonra artık Türkiye'de milliyetçi dinci, bak vurgusu dinciliğe yönelik bir yeni rejim var. Bu rejimin Cumhuriyet'le ilgili çok temel sorunları var. Hala Cumhuriyet'i ve layıklığı konuşuyor olmamızın sebebi devlet nezdinde ayakta olması değil. Halk nezdinde ayakta olması. Halk nezdinde. Evet. Halkı ikna edemiyorlar. Mesele bundan ibaret. Ve bu arkadaşların tek misyonu olabilir bu o yeni rejimin nezdinde. Halkı bu yeni rejime ikna etmek. Bu ideolojisi, bu yüzer gezer haller bence bu. Ya ben gazeteci olarak gidiyorum yani, gittik gördüğüm için falan değil. Yani Ankara Belediyesi bir ülkücü belediye artık. Yani Cumhuriyet Başkanı'nın Cumhuriyet Halk Partisi üyesi olmasının şeyi yok. Oraya Cumhuriyet Halk Partisi'nin de girmesi mümkün değil. Herkes sigaya çekiyor. Nedir ya bu? Ya bunları konuşmazsak bu işin içinden nasıl çıkacağız yani? Ve şimdi, bir şey daha geliyor. Bir seçim daha geliyor. Korkarım yine hani İstanbul'u kaybetmeyelim, Ankara'yı kaybetmeyelim diye bu sağcılara, üçkağıtçılara, dincilere oy vermek mecburiyetinde bırakacaklar bunu. Ben burada şey yapayım kendi adıma. Beyanda bulunayım. Asla bu tür tiplere artık oy vermeyeceğim. Ben son seçimde oylar Kemal Kılıçdaroğlu'na üçüncü kez oy vermemek için dedim. Sözümün arkasındayım. Üçüncü kez artık oy vermeyelim. Ayıptır. Yani bıraksınlar Cumhuriyet Halk Partisi. Cumhuriyet Halk Partisi kendi yolunu bir şekilde bulur. Bak, tek bir yolu var bunun. Cumhuriyet Halk Partisi'ni tekrar halkın partisi haline getirmek. Adına uygun hale getirmek. Ya bu kadar basit. Yenilmeye falan gerek yok. Çok aramaya gerek yok. Şimdi Orhan, buraya kadar söylediklerin benimle, yani benim altına imza atacağım. Dolayısıyla da ihtilafta bulunmayacağımız sözler. Ama bence çok ilginç bir tablo var. Bu tabloyu sen benden daha iyi bildiğin için sana soracağım. Dinleyicilerimiz, izleyicilerimiz de bunu kavrasın. Ben bununla ilgili bir yazı yazdığım için Cumhuriyet'te benim Cumhuriyet'ten kovulmama neden olan birkaç meseleden biri bu. Bir tanesi İlker Bey'e bize akıl verme, hesap ver dediğim için, öyle bir yazı yazdığım için biliyorsun. Yani sen daha şey odasını, neydi o, kozmik odayı açıp niye Fethullahçılara verdin bunu anlatmamışsın. Bize Atatürk anlatıyorsun. Onu bir geçelim, biz Atatürk'ü biliriz de sen hesap ver demiştin. Bir diğer yazı Mavi Vatan meselesiydi. İnanılmaz küfür edildi bana. Sanki Mavi Vatan bir kutsiyet taşıyormuş gibi ve varmış gibi davranıldı. Şimdi ben bir daha onlarla kavga etmek istemiyorum, hasta hasta. Dolayısıyla sen kavga et. Şimdi ulusalcıların çok ilginç bir tutumu var. Ulusalcılar tırnak içerisinde, belki de bazı gerekçeleri haklı olabilir, pek çok meselede Cumhur İttifakı'nda mutabık. Aslında orada pragmatik bir siyasi yapı var. Ama orada hayır, biz oradayız, Atatürk Matatürk gibi tırnak içerisinde. Yoksa Mustafa Kemal'e saygımız büyük. Onu garnitür yapan bir anlayışa döndü. Şimdi bu Mavi Vatan meselesi bir konuşmak lazım. Özellikle sen dün bunu bir konuşalım dedin. Konuşalım. Haydi bakalım. Ya böyle yani Mavi Vatan diye hayal edilen yer bu. Burada evet, ama bunun türevleri var artık Enver, biliyorsun. Yeşil Vatan var mesela bir tane. Bu İslam coğrafyasının üzerinde hak iddia etmek. Turkuaz Vatan var. Ya Türklerin yaşadığı coğrafya üzerinde hak iddia etmek. Ya çok tuhaf tuhaf işler. Esası ne? Bizim izleyen dostlarımıza söyleyelim. Ben de Kızıl Vatan istiyorum tabii bu arada. Onu da söyleyeyim. Esası şu, bu artık Neo-Osmanlıcı bir politika var. Bu politika misak-ı milli sınırlarını ortadan kaldırıp yayılmak istiyor. Ama yayılmak istemek yeterli değil. Aynı zamanda onun arkasına bir güç yığmak lazım. Askeri güç yığmak lazım.
ekonomik güç yığmak lazım, siyasi güç yığmak lazım. İşte siyasi güç, ben ona şöyle diyorum, az Osmanlıcılık, çok bolca İslamcılık. Afrika'ya gidiyorlar biliyorsun, Afrika'da toprak kiraladılar. Orada pek çok ülkede inşaat şirketleri var. Toprak kiraladılar Enver Afrika'da. Bir şey görmüştüm makale, Türk Silahlı Kuvvetleri Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra en çok dışarıya asker gönderen bir orduya sahip. Aşağı yukarı 10 ülkede üstü ve askeri var Türk Silahlı Kuvvetleri'nin. Büyük Orta Doğu Projesi kapsamında Suriye'yi istikrarsızlaştırma politikasının içine dalmaları da ne Osmanlıcı politika sebebiydi, ancak durdu. Yani yeterince dağıtamadılar orayı. Dolayısıyla orada işgal ettikleri bir bölge var. Bu mavi vatan meselesi. Burada arkasında böyle bir şey var. Burada açık toplum gibi bir uydurma ki bütün referans şuraya gidiyor, onu da gösterelim. Ali şeyin de sonuç itibariyle Orhan, bu aynı zamanda Celal Şengör'ün tırnak içerisinde dini kitabı Karl Popper, Bitmeyen Arayış, antikomünist bir isim. Buna dayandırarak bir yandan devam ediyorlar, bir yandan da oranın dediği İslamcılıkla devam ediyorlar. Bunu da altını çizmek isterim. Evet. Evet, şöyle, bu mavi vatan kavramı bu şey Cem Gürdeniz tarafından, amiraldir o, İlk defa 2006'daki bir deniz kuvvetleri toplantısında dillendirilmiş. Şeyi şu, harita gösterdiniz siz. Yani Türkiye'nin sınırları sadece müstakil milli sınırları içinden ibaret değil. Bir de onun devamı olan, işte denizlere doğru giden, o karaların uzantısı olan bir şey var. Bir alan var. O alanın içindeki bütün yeraltı, yerüstü kaynaklarını da sahiplenmeliyiz. Ve askeri gücümüzü buna göre. Bu mavi görünen denizler, bu mavi vatanın Türkiye için belirlenen sınırları, öyle mi? Evet, tamam, ama yani mesela şeye bakın, Adalar Denizi'ne bakın. Yunanistan'la direkt savaşa girmek demek bunu böyle yayınladığın zaman. Onlar da biliyorsun 12 mil diyorlar. Ama şöyle şey yaptılar, mesela Libya ile bir mutabakat anlaşması yaptılar. Dolayısıyla o mavi çizgi Libya'ya kadar uzatılmış sayıldı kendilerince. Yani Akdeniz'i ortadan bölmüş oldular. Tabii yani Libya'da bir ne var ne yok. Yani oradaki hükümeti Libya'nın bir şeyi sayabilir miyiz? O da ayrı bir mesele. Dediğim gibi iş uzadı. Bak, bunun arkasında sadece AKP'nin yeni Osmanlıcılığı değil, Türkiye sermaye sınıfının yayılma arzusu var. Şimdi Orhan, tamamlayayım ben istersen. Onu tamamla. Ekrem İmamoğlu'nun bir paylaşımı var, arkasından onu getireceğim. Ali, onu hazırlasan. Evet. Dolayısıyla bu Cem Gürdeniz sonra bunu devam ettiren, yani doktrin diyorlar buna, bu doktrini devam ettiren Cihat Yaycı. Kendilerine Cem Gürdeniz oradan emekli edildi. Cihat Yaycı devam ediyordu. Biliyorsun, genelkurmay emrine gönderilince işte onuru kırıldı deyip istifa etti. Sonraki hikaye şu. Cem Gürdeniz Koç Üniversitesi ve Koç Grubu bünyesinde çalışmalarını devam ettiriyor hala. Bir ucu da Ekrem İmamoğlu'na dayanıyor parada. Beylikdüzü Belediyesi ile de bir takım işler yaptı. Cihat Yaycı Koç Grubu gibi böyle bir köklü sermaye bulamadığı için Cihan Ekşioğlu'nu buldu. Biliyorsun, Paramount Otel'de fotoğrafları konuşmuştuk. Cihan Ekşioğlu'nun da biliyorsun savunma sanayinde yatırımları var. O oteli de tank marifetiyle almıştı. Atilla Uras'ın kızı ya devletin tankıyla girdi otele ve o oteli fethetti demişti. Yani böyle çok acayip şeyler oluyor. Biliyorsun, oraya pek çok gazeteciyi sonra misafir etti kendisini parlatmak için. Bu Veys Ateş falan da vardı içinde biliyorsun. O Veys'in küçükleri. Tabii Rasim Ozan, Kütahyalılar, bilmem neler, kimler vardı. İşte oradaki isimlerden birisi Cihan Akşioğlu. Sonra o oteli Sezgin Baran Korkmaz satın aldı. Ya Türkiye'de çok tuhaf işler oluyor. Sonuçta ben şöyle söylüyorum. Yani bunu AKP, bu mavi vatan kavramı AKP'nin icat ettiği bir kavram değil. Eski TSK'dan, eski rejimin ordusundan amirallerin, generallerin uydurduğu bir şey. Tamam mı? Yani bizim şeyimiz var. Biz genişleriz. Genişlemek arzusunun konusunda hiçbir sorun yok. Ama bu Orhan, arzuyu destekleyecek. Bu isimleri anlatır mısın? Ortada oturan Cihan Ekşioğlu, otelin sahibi,
ve savunma sanayinde geniş yatırımları olan AKP'nin himayesindeki iş adamlarından bir tanesi. Yarı mafyatik işler olduğunu iddia ediliyor. O oteli de bu yolla aldı. Kahverengi gömlekli olan Cihat Yaycı, yani eski amiral ve mavi vatanın doktrininin iki kurucusundan bir tanesi. Öbür tarafta açık renkli gömlekli oturan da Cemal Erginyurt. Şimdi o zaman MHP milletvekiliydi. Şimdi İYİP milletvekili galiba. İYİP Parti milletvekili. Hayır, Demokrat Parti. Demokrat Parti milletvekili. O zaman Cemal Erginyurt fotoğraf çekildiği zaman ulumasıyla meşhurdu. Yani orada ikide bir uluyordu biliyorsun. Ama şey bana değişik bir adam belli ki. Herkese sordular, inkar etti. Otelde nasıl kaldınız diye. Çünkü o tarihte 100 bin liraydı geceliği. En ucuz odasını. Cemal Erginyurt'a dedi ki nasıl ödediniz? Ödemedim ki dedi. Sormadım, bilmiyorum fiyatını da dedi. Yani orada bu insanları ağırlıyorlardı. Bak bu üstteki fotoğrafta da bu Cihat Yaycı mı? Cem Gürdeniz mi? Çıkaramadım. İkisinden biri. Ortada Rahmi Koç var. Sağdaki bildiğim kadarıyla Ali bakar mısın? O Cem Gürdeniz olması lazım. Cem Gürdeniz muhtemelen. Ya şimdi yani böyle bu arkadaşlar, yani bu eski ordunun amiralleri bu mavi vatan doktrinini yeni AKP rejiminde kendilerine ve askerlere, eski askerlere yer açmak için kullanmak istediler bir tür. Utangaç Neo Osmanlıcılık. Cihat Yaycı'nın bir sitesi var. Sonra onu daha da açtı. Dedi ki bu mavi vatanın amacı cihan şumul bir devlet oluşturmak. Cihan şumul değil mi? Yani dünyaya şey. Ne onun örneği? Osmanlı İmparatorluğu. Yani peki bizim Orhan, Orhan burada kendine anti-emperyalist, Atatürk ilkelerine bağlı, işte anti-emperyalist falan, laik, birçok maddeyi Atatürk değerleri olarak sahip olan ulusalcıların bu doktrine hem medya kanalıyla, benim bilebildiğim kadarıyla bu doktrine Cumhuriyet Gazetesi de destek veriyor. Bu doktrinin dünyada bir meşruiyeti var mı? Bir, yani dünya böyle bir şey dinliyor mu yoksa gülüp geçiyor mu? İkincisi, ulusalcılar buna nasıl destek veriyor? Ardından da Ekrem İmamoğlu'nun tuhaf paylaşımını getireceğim. Yani şöyle söyleyeyim, ulusalcıların canla başla savunduğu ve kendi teknelerinde, sokaklarda vesairelerde, yani bu insanlarla bu doktrin üzerinde uzlaşmış pek çok ulusalcı da var. Bence bu ulusalcılar Millet İttifakı'nın neoliberal siyasetine karşı bu tarafa döndüler. Ama bu taraf senin dediğin gibi milliyetçilik sosu az, dincilik sosu çok, yeni bir Osmanlı arıyor ve bunun içinde de ulusalcılar var. Yani tabir caizse tırnak içerisinde bir oksimoronla karşı karşıyayız. Ya Emre, burada ulusalcılara denk düşen şey bu şeyin, doktrinin yayılmacı arzusu. Yani biz genişlersek, yayılırsak dolayısıyla milliyetçi oluruz işte, ulusalcı oluruz. Neyse, yani öyle kendi şeylerimize sahip çıkacağız. Gideceğiz. Orayı da alacağız, burayı da. Ama güç meselesi bu. Ya Amerika'nın da bir sürü doktrini var. O bile doktrinlerin arkasında yeterince güç yığmakta zorlanıyor malum. Ama yani bu var. Burada bazı mevzilerde atmıyorlar, kazanmıyorlar değil. İşte Afrika'da pek çok ülkede artık AKP Türkiye'si bir oyuncu. Yani bunu görmemiz lazım. Suriye'de bir oyuncu haline geldi. Çünkü yani Türkiye'nin sermaye birikimini öyle yani hafife alarak bu meseleleri tartışamayız. O zaman Türk coğrafyasında... Cumhuriyet Halk Partisi de bunu kavrayamayan partilerden bir tanesi. Kürt coğrafyasında buna katacağız o zaman. Çünkü orada da büyük yatırımlar var ve Barzani ailesi egemen. Tabii yani orada da mesela yani Türk şirketleri, inşaat şirketleri vesaire birkaç ay önceydi bu PKK kaynakları oradaki düzene yönelik çok ağır eleştiriler yaptı. İşte Barzani ailesinden bazı önde gelenler neredeyse o Kürt bölgesinin bütün gelirlerini kişisel gelirlere haline getirmiş. Böyle olur. Yani yani bir ulus devlet kurulduğu zaman herkesin eşit mutlu yaşayacağı anlamına gelmez bu. Yani öyle bir şey yok sonuç itibariyle. O başka bir neydi? Başka bir hayalin şeyi olabilir, getirisi olabilir. Eşitlik peki, hayali olmayan bir ulusçuluktan ne olacak yani? Peki şimdi bizim kitabımıza çok güzel bir değerlendirme yapmış bir arkadaşımız Cumhuriyet Senin İçine. Okuduğumda kanım tepem aktı.
bütün her yerim titredi ve Enver'le Orhan Gökdemir'e neredeyse sövecek hale geldim dedi. Fakat sonuçta onlar haklı çıktı diye sosyal medyada yazmış. Dolayısıyla şimdi de kendilerine önden haber verdik diye memnunuz dedi. Hakikaten Cumhuriyet Mumuriyet ortada kalmadı dedi. Bence bizim kitabımızla ilgili yapılmış en güzel, en sade eleştiri. O gün söylediklerimize sövdüler arkadaşımız. Çok da zarif yazmış. Sanıyorum o da TKP'li. Ağzıma geleni söyledim dedi. Fakat döndük baktık bu adamlar haklı çıktı dedi. Şimdi önce Ekrem Bey'in dökümünü bir görelim. Arkasından da bizim bir hayalimiz varsa onu konuşacağız. Yalnız benim Orhan Gökdemir'den anladığım şu, mavi vatan diye bir vatan Türkiye'de ve uluslararası hukukta yok. Dolayısıyla bu bir doktrin. Bu doktrin üzerinden varmış gibi davranan bir takım generaller var. Bunlar eski Cumhuriyet'in, TSK'nın generalleri ve bunların tartışmalı isimlerle ve büyük sermayeyle yakın ilişkileri var. Dolayısıyla buradan bir anti-emperyalist ideoloji falan çıkmıyor. Neo-Osmanlıcı yeni bir yaklaşım çıkıyor. Doğru mu anlıyorum? Burada her şey olabilir. Olmayacak tek şey anti-emperyalizm. Evet, NATO ordusunun generali, amiralleri yapıyor bunu, NATO ordusu. Yani öyle söyleyeyim. Koç'la yan yana durup öyle anti-emperyalist falan iddiası saçma, gülünç yani. Bu da sermaye hizmet eden Türk Silahlı Kuvvetleri'nin NATO ideolojisini uzun yıllardır Mehmetleri yurt dışına gönderip generallerinin pırpırlı buralarda şeyleri, ne deniyor ona, apoletler, pırpırlar falan öyle bir şey var. Peki şimdi dönelim Ekrem Bey'in tweetine. Biz konuştuk ama Ekrem Bey boş duymamış. İlginç. Oran paylaşıyorum. Ekrem İmamoğlu'nun tweeti: İstanbul'un ulaşım yatırımları için ihtiyaç duyduğumuz dış kredilere hazine onayı veren Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek'e teşekkürler. M7 diye okunuyor. M7 Mahmut Bey Esenyurt metrosunun yapımı. M12 Ümraniye Ataşehir Göztepe metrosunun 300 metro aracı. M4 Kadıköy Sabiha Gökçen Havalimanı metrosu 100 metro aracı. T4 Topkapı Mescidi Selam tramvayı 34 tramvay aracı. Şimdi aslında İstanbul'un çok daha önceden hak ettiği yurt dışından bir krediydi bu. Erdoğan bu krediyi verdirtmiyordu. Ve Erdoğan bu krediyi verdirtmemenin yanı sıra bir şey daha yapıyordu, onu da altını çizelim. TL bazında yapılan bütçede, TL bazındaki bütçenin sürekli değer kaybetmesi karşısında İstanbul Büyükşehir Belediyesi sıkışıyordu. İkinci madde bu. Yani kredi alamıyorsun, bu var. Üçüncüsü de Çevre Bakanlığı yetkilerini, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilerini alarak Ekrem Bey'i kıstırmıştı. Şimdi Maliye Bakanı seçime giderken Ekrem Bey de henüz açıklamışken acayip bir şey yaptı. Şimdi Mehmet Şimşek'in bu yaptığı şey Ekrem İmamoğlu'na seçim kazandırmak için hiç fena bir şey değil. Biliyorsun Mehmet Şimşek'e daha önce bir ekonomist ve bir gazeteci de teşekkür etmişti. Ekrem Bey de teşekkür etti. Ne diyeceksin? Ya bu metinde bir hata var. Bu teşekkürler lafı o da. Allah razı olsun demesi lazım biliyorsun. Yani yeni literatürümüz böyle. O hatayı düzelterek başlayan nasıl olduysa bu Ali Erbaş'ı kızıyor bunlara biliyorsun. Günaydın demeyeceğiz. Ve teşekkürler falan gibi laflar dinimize uygun değil. Tabii bir Mehmet Şimşek'in böyle bir şeyi var mı bilmiyorum. Tek başına yani. Orhan karar... bu büyük iş. Yani onaylama işte zamanı büyük bir şey söylüyorum. Türkiye dışarıdan bu tür kredileri almaya çok mecbur. Belki yol vermişlerdir bu vesileyle bir miktar para girer ülkeye diye. Mehmet Şimşek'in kendi kişisel tasarrufu olmamış olabilir. Yani sadece şeyi söylüyorum, meseleyi söylüyorum. Geçen Uğur Dündar bası, doğru söylüyorum değil mi? Evet. Meselesi oradan bir milliyetçilik çıkarmıştı. İngiliz vatandaşıdır biliyorsun Mehmet Şimşek. Bu programda evet, konuştuğumuz için ben sadece hatırlatayım. İngiliz Büyükelçisi'yle Ekrem İmamoğlu'nun arasından su sızmaz. Aynı zamanda. Yani böyle tuhaf arkada başka bir ağ var. O olduysa eğer, yani senin söylediğin gibiyse, ima ettiğin gibiyse o da oradan gelir ki o büyük kıyamete yol açar tek taraflıysa AKP içinde. Benim o zaman Mehmet Şimşek'in birkaç ay içinde yolcu olduğunu da söylememiz lazım. Ya da yapıyorsa, ya da bu senin tavrın, ya da şimdi Ekrem İmamoğlu çıkıp mecliste artık farklı konuşacak, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde. Meclis çoğunluğu onda yok biliyorsun.
Ama Ekrem İmamoğlu bu krediyi bulmuş. Öte taraftan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olmuş. Bir hayalimiz var diyen Özgür Özel'le Özgür kızıyor ama Erdoğan'la Abdullah Gül ilişkisine benzer bir ilişki var diye bence kızacak bir şey yok. Ve Ekrem Bey'e belki de geleceğin siyasi tablosunda Erdoğan'ın bile tahayyül edemeyeceği bir ön açılma olabilir. Neden? Tabii. Kılıçdaroğlu'nun belli ki yaşı var, bu süreçte başarısız gitti. Erdoğan'ın da saray rejimiyle ilgili artık yorgunluğu olabilir. Yani 1000 yıl yaşayacak değil ki insanlar, yorulur falan. Belki de Ekrem İmamoğlu asıl şimdi bir siyasi unsur haline geldi. Ben Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul seçimini zorlanmadan kazanacağını düşünüyorum. Şimdi sarayda şu düşünüyordur: Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak koyalım mı, koymayalım mı? Evet. Şimdi bu da senin şey, sana dava açan Bey, iktidar içinde ekonominin çökmesinde payı bulunan bazı odaklar, son şans olan Mehmet Şimşek'in gitmesi ve tekrar rasyonelite dışı popülist politikalara dönülmesi için uğraşıyorlar. Zira onlar için ekonominin dibe vurarak iflası değil, kişisel güçlerinin yükselmesi önem taşıyor, diyor. Bu 18 Ağustos, ona bir daha döner misin? Bu 18 Ağustos yeni. Bugün mü bu Ali? Bugün atmış bunu. Şimdi bak Orhan, bu kadar tesadüf olmaz. Ekrem Bey'e kredi çıktı. Uğur Dündar'ın teşekkür ettiği isim yeniden Uğur Dündar tarafından destek gördü. Ve işte bir hayal var. Ben hiç bunun senin dediğin gibi safça bir şey olduğunu düşünmüyorum. Uğur Dündar, Mehmet Şimşek, efendime söyleyeyim Ekrem İmamoğlu, kadro hareketli. Orhan. Sana dava açtım da mahkemede bunları da kayda geçir Orhan. Şimdi şöyle devam edelim o zaman. Şimdi birbirine bağlayarak gidelim diye söylüyorum. Şu şeyi anlattık ya, yeni rejimin yayılma isteği, mavi vatan falan filan diye. Şimdi Koç grubunun başında bir neo-Osmanlıcı var. Ömer Koç. Bak o holdingin başına Ömer Koç'un gelmesinde bile devletin dahli var. Mustafa neo-Osmanlıcı mı diyorsun? Tabii Osmanlı şeyi hayranı. Şey yapıyor. Bütün nasıl söyleyeyim şeyi, koleksiyonları Osmanlı. Osmanlı öğrenmiş. Allah al sana, yakalandık. Evet evet. Yani çok çok meraklı Osmanlıcı da. Şey için yakalandık evet. Şunu tamamlayayım. Bu fotoğrafa da geliriz. Ne diyecektim? Ekrem İmamoğlu da aileye çok yakın. Mustafa Koç'un çok yakınıydı. Şimdi Ömer Koç'la biliyorsun iki kere belediyeye destek için gitti o iki seçim arasında. Ve ben söyledim, Ekrem İmamoğlu aynı zamanda Koç ailesinin adayıdır. Dolayısıyla bu söylediklerinde şaşırtıcı bir yan yok. Bu arada onu söyledim, tekrarlıyorum. Ömer Koç da Londra'da mukim. Yani İstanbul'da oturmuyor. Ben bunu söyleyince diyor ki Almanya'dır falan filan. Ben de Türkiye'de bu anlamda da bir eksen kayması var. Kemal Kılıçdaroğlu da temiz para bulmak için Londra'ya gitmişti malum. Yani Londra giderek Türkiye'nin hayatında daha ön tarafa doğru çıkıyor gibi bir his var içimde. Yani Cafer de Londralı. İşte onların arasında da bir şey vardır. Dostluk, dayanışma. Peki bugün Uğur Dündar'ın inatla bir hamle daha yaparak Mehmet Şimşek desteği, Ekrem İmamoğlu'nun Mehmet Şimşek'e teşekkürü, ben Erdoğan'ın bütün bunlarda yani bütün bunları hayal edebileceğini düşünmüyorum, ama önce şu fotoğrafı açıkla ya. Biraz utan ya. Utan. Ya bu fotoğrafı sen kitabı paylaşınca hatırladım ben. Bu nerede? TÜYAP Kitap Fuarı galiba. Bu Beylikdüzü'nde olduğu için TÜYAP Kitap Fuarı. Evet. O zaman Ekrem İmamoğlu bütün standları geziyordu. Çok uzun yıllar önce tabii bu. Beylikdüzü Belediye Başkanı dönemi. Evet, Beylikdüzü Belediye Başkanı. Şimdi tam tarihi hatırlamıyorum. Buraya geldiğinde bizim standa girdi. Şimdi keşke Ekrem Bey'in hayali Cumhuriyet senin için olsaydı. İşte bizim hayal. Ya Ömer, bu arada Ekrem İmamoğlu'nun Cumhuriyet'le ilişkili tek fotoğrafı ve sözü bu olabilir bu arada. Ha, güzel. Yazsana Ali, Ekrem İmamoğlu'nun bir hayalimiz var. Ekrem İmamoğlu. Orhan, o gün konuştuğumuz,
Onu o gün Ekrem İmamoğlu bütün standlara girmiyordu biliyorsun. Bizim standa kim soktu onu da bilmiyorum. Geldi. Biz o zaman sen o zaman CNN'de aykırı soruları yapıyordun muhtemelen. Yani şöhretli miydi? O sahipte gelmiş olabilir. Bir kere bir konuda anlaşalım. Bu da oranın huyu. Sen aykırı soruları yapıyordun. Ya. Sen ne yapıyordun abi o zaman? Tamam ben beraber aykırı soruları yapıyorduk. Yani ya adam öyle bir taktik. Ekran önünde olmak vesilesiyle söylüyorum bunu ya. Ben şöyle ettim yani. Sen evet. Değildin. Evet. Şimdi bak burayı kaçırmayalım. Ekrem'e bağlamayalım. Bir şey daha var. Bu konuyla ilgili konuşmamız gereken. Yani kitap vesilesiyle de konuşmuş oluyoruz bunu. Bu Cumhuriyet senin için kitabı bir kere hani Cumhuriyet'e bir övgü değil. Aynı zamanda bir Cumhuriyet eleştirisi. Çok da çok da derin bir Cumhuriyet eleştirisi. Neden yıkıldığını tartışıyoruz biz bunu. Hatta bu kitabın ara başlığı Cumhuriyet'in ilk son yüzyılı. Yani bir yüzyıl yaşayamadı Cumhuriyet. Yıkıldı diye bir... Bu arada bir şey söyleyeceğim Orhan. Çok özür dilerim. Bu çok önemli. Sonradan bir şey çıkmasın. İlber Ortaylı ile İsmail Küçükkaya'nın Cumhuriyet'in ilk ve son yüzyılı mı ne gibi bir kitabı var. O kitapta en az... Efendim? Bizden sonra o kitap. En az 5 sene. Evet. En az 5 sene sonra ve içerik konusunun hiç alakası yok. Dolayısıyla hani bunun da altını çizmek isterim ben. Evet devam et abi. Şimdi böyle yani Cumhuriyet senin için hem yeni bir Cumhuriyet arzusu, hayali üzerine bir kitap. Hem de mevcut Cumhuriyet'in nasıl yıkıldığına, neden yıkıldığına değin bir tartışma denemesi. Bunu şu vesileyle hatırlatayım. Bugünlerde yeni bir kitap var Cumhuriyet üzerine. Yazarı Taner Akçam. Yani bilmiyorum, bizi izleyen dostlarımız bilir mi? Hayır, şu kitabı bulsana. Taner Akçam'ın yazdığı 100 yıllık apartheid. 100 yıllık adı bu tam. Taner Akçam Dev Yol'un kurucularından bir tanesi, eski dev genç liderlerinden birisi. Sonra 70'li yılların sonunda yurt dışına kaçtı. Kaçtıktan sonra bir hızlı dönüşüm geçirdi. Önce çok ağır bir kitap yazdı daha önce de. Bu Ermeni meselesi de Türkiye'de yani Ermenilerin soykırıma uğradığını iddia eden şey olabilir. Yani bu tartışma olabilir ama bak Enver doğruda duramadı. 100 yıllık apartheid dedi, 100 cumhuriyet. Alt başı şu, apartheid cumhuriyeti. Diyor ki bu kitapta özellikle, bu ayrıca şeymiş, Cumhuriyet'in 100. yıl tartışmalarına bir katkıymış. Diyor ki 1918-1923 arası sadece yani Kurtuluş Savaşı olarak, Cumhuriyet'in kuruluşuna hazırlık olarak bakılmamalı, aynı zamanda apartheid rejiminin inşası olarak bakılmalı diyor. Bak bu böyle bir şeyi var, tezi var. Yani bizim tartıştığımız, konuştuğumuz, yenisini kurmak istediğimiz hayalimizin tamamen bir ırkçılığa dayandığını iddia ediyor. Hiç bununla ilgili bir tartışması yok. Diyor ki dolayısıyla yani apartheid rejimi olduğuna göre o rejimin kurucuları, başta Mustafa Kemal, tamam mı? Dolayısıyla ırkçı bir rejimin müsebbipleri. Dolayısıyla onlardan, o kuruculardan vazgeçelim, aramıza mesafe koyalım, kendimize yeni kurucular bulalım. Bir kısmını bilmiyorum. Onun için telaffuz etmiyorum. Bu iki tanesini not ettim. Şeyh Said, Seyit Rıza. Bunlar yeni kurucularım. Ben şey diyorum. Püsküllü Taner. Biliyorsun AKP'nin bir püsküllü tarihçisi vardı. Püsküllü Kadir. En son çağırıyordu. Keşke Yunan galip gelseydi diyor. Püsküllü Taner de keşke kaybetseydik. Keşke Şeyh Said galip gelseydi. Cumhuriyet yıkılsaydı diyor. Ya bununla hesaplaşmamız ve bunu yıkmamız gerekir diyor. Ya zaten yıkıldı. Önemli olan bu değil ama şu anda AKP'nin içerisindeki püsküllüler bile bu kadar Cumhuriyet'e layık diye kin kusmuyor. Yani böyle bir durum. Ben de şunu söylüyorum. Yani isteyen bakabilir. Diyorum ki bak bir yol açılıyor. Mustafa Kemal'e düşman olan bak tartışan demiyorum. Düşman olan laikliğe düşman. Laikliğe düşman olan Cumhuriyet'e düşman. Cumhuriyet'e düşman olan halka düşman. Ve diyorum ki halka düşman olanın canı cehenneme. Bu bir tartışma değil. Hepimizin varlık sebebini ortadan kaldırın. Bak
Amerikan üniversiteleri tarafından beslenen bir arkadaş. Taşnak Partisi'nin desteğiyle çıkarıyor bu şeyleri. Bak, kaynakları var. Çok eğlenceli bir kitap var. Okuyuculara önereyim. Bu Hakan Erdem. Roman da yazar. Bence iyi de bir tarihçi. Sabancı Üniversitesi'nde. Yani bizim gibi kaygıları olduğunu sanırım. Bu Torosyan'ın acayip hikayesi. Böyle bir kitap var. Bu Torosyan, Taner Akçam'ın bu püsküllü tarihinin kaynaklarından bir tanesi. Torosyan diye birisi varmış. Osmanlı ordusunda subaymış. Diyor ki ben şu alayda askerlik yaptım diyor. Araştırıyorlar, öyle bir alay yok. Sonra bu ahmaklar diyorlar ki ya bu Ermeni'yi inkar etmek için, varlığını inkar etmek için alayı bile silmişler tarihten. Ya sonra bu şeyin anının tamamen bir kurmaca olduğu ortaya çıktı. Ya saçma sapan işlerle karşı karşıyayız. Ya bunu konuşacaksak tabii ben şunu söylemiş olmayayım. Yani bunları söyleyince böyle çok kolay ulusalcı şey diyorsun. Ermenilerle ilgili çok acıklı, çok büyük bir dram yaşandı. Yani bunu inkar etmemiz mümkün değil. Soykırım mıdır? Tartışabiliriz. Yani uyar mı uymaz mı? Bence uymaz. Ama yani bir Osmanlı'nın içerisindeki köklü etnik dini gruplardan bir tanesinin Birinci Dünya Savaşı'nın ön günlerinde toplu olarak halledildiği, tehcir deniyor mesela şey Osmanlı tarihinde. Çok açık. Ama önce şunu konuşmamız lazım o zaman. Yani beraber konuşmamız lazım. 19. yüzyıl Anadolu coğrafyasının bütün nüfusunun değiştiği bir yüzyıl. Birincisi kırsal alandaki Ermeniler Ortodoksların teşvikiyle Rusya'ya falan göçtü. Çok büyük yoksulluk vardı çünkü Anadolu'da. İkincisi o yüzyıl içerisinde özellikle Vakayi ailelerinden sonra Fenerbeyleri yani Rum zenginler Osmanlı üst sınıf haline geldi. Ve sonuçta Anadolu'ya o Fenerbeylerinin, zengin Fenerbeylerinin himayesinde bir takım Ortodokslar yeniden gitti. Yani oranın yerli Ortodoksları değil. Mesela Trabzon'a Fenerbeyleri ticaret yapacak Ortodoks Ermenileri gönderdi. Bak şöyle bir şeyle karşı karşıya kaldı o coğrafya. Oraya gelmiş Ermeni tüccar Osmanlı'ya vergi ödemiyor. Halbuki aynı yanında dükkan açmış Müslüman ve Yahudi fahiş vergiler ödüyor. Yani bu diş bilemenin arkasında böyle bir şey. Ya bir sınır savaşı var bir. İkincisi ya emperyalist devletlerin dahli konuşulmadan bizim gibi ülkelerde bir soykırım tartışması yapılamaz. Ya İttihat Terakki ve Alman ilişkisi, Ermenilerle İngilizlerin ilişkisi telaffuz edilmeden böyle bir tartışma yapılmaz. Halkları birbirine karşı kışkırtan bu emperyalist odaklar. Oradan fon alıyorsun, oranın desteğiyle kitap yazıyorsun ve diyorsun ki işte Kemalistler yaptı, İttihatçılar yaptı vesaire vesaire. Osmanlı İmparatorluğu bir oyuncaktı. Ayrıca hiç kimse burada sarayın, padişahın şeyini, rolünü telaffuz etmiyor. Yok muydu? Yok mu hükmünde miydi onlar? Yok muydu? Oturmuyor muydu? Saltanat sürmüyorlar mıydı? Ya ayrıca kim? Türkler kim? Yani o tarihte Türkler mi vardı? Ya yani Türkler Cumhuriyet'in kuruluşuyla beraber ortaya çıkmış bir şey ki Taner Akçam ona da karşı. Ulus temelli bir şey inşa ettiler. Bu ırkçılık diyor. Kim üst ırk? Sünni Türkler. Yani Kemalist rejimin başından beri bir Sünni Türk politikası güttüğünü iddia ediyor ki bu ancak derin bir cehaletle veya kötü niyetle mümkün olabilir. Sonradan bu böyle olmuş olabilir. Bunu biz defalarca konuştuk burada. Tarikatlar vesilesiyle. İş buraya döndü. Çünkü Türklük tek başına o ulus inşasına yetmedi. Yani bu Türk İslam Sentezi oradan çıktı. Biliyorsun bütün Balkanları biz 1910 ile 20 arasında kaybettik. Osmanlı İmparatorluğu 10 yıl içerisinde Balkan devleti olmaktan çıkıp Küçük Asya'ya sıkışmış küçük bir devlet haline geldi. Ve oradan bir sürü Müslüman göçtü. Onlar da Türk olduklarını bilmiyorlardı. Türkçe konuşan Müslümanlar olarak kabul ediyorlardı kendini. Yani bu dönüşümü Kemalist Cumhuriyet yapmakta başarısız kaldı. Yakup Kadri'nin romanı bu drama anlatmıyor mu? Yani diyor ki siz Türksünüz. O da diyor ki estağfurullah beyim biz Müslümanız. O dediğiniz Haymana'da yaşar diyor. Hala yani, evet, aynen. Evet. Yani Türklük bir kimlik. İma edilmeye çalışıyor. Ama ben şunu söylüyorum. Yunanlılık da bir kimlik. Helenlik bir kimlik. O da aynı şekilde ve aynı yollarla ima edildi. Yani saf Yunan ırkı mı var Yunanistan'da yaşayan? Makedonyalılar uçmuş mu? Nereye gitmiş? Yani orada da hatta dille ilgili de benzer bir tartışmalar yapıldı. Bu derin bir cumhuriyet düşmanlığı insanı sağcılaştırır.
yobazlaştırır. Sonunda böyle püsküllü Taner haline çevirir. Ben evet. bunun bir büyük cüret ve cesaret işi olduğunu zannediyorum ancak. Burasının köpeksiz köy olduğunu zannediyorlar. Öyle değil. Öyle değneksiz giremeyeceksiniz buralara. Yani Cumhuriyet yozlaşmış olabilir, yıkılmış olabilir. Ama biz sosyalistler, biz cumhuriyetçiyiz. Biz yeni bir cumhuriyet kuracağız, yeni bir monarşi kurmayacağız. Hatırlatırım. Ayağını layık cumhuriyete basmayan bir solculuk, sosyalistlik de mümkün değil. O kitaptaki hayalimiz de aşağı yukarı buna benzer bir şey. Şimdi ben şunu söylemek istiyorum notlar açısından. Bu zemin üzerinde şunu unutmayalım. Cumhuriyeti savunuyor, en önemli şeyi söylüyorum. Cumhuriyeti savunuyorum diyenlerin tamamı ya da AKP muhalifi olanların tamamı aynı yerde durmuyor. Bir kısmı ulusalcı olarak bir ayağı AKP'de, bir ayağı bu tarafta duruyor. Burada AKP ile uzlaştıran tarafın içerisinde bir sermaye sahipleri bulunan hukuk. Yani dönüp dolaşıp yoksul halk ve ekonomik olarak giderek daha yoksullaşan, yani bence çok önemli, bunun altını çizmemiz lazım. O da şu, Türkiye'de asgari ücret tek ücret haline geldi. Asgari ücretin üzerinde para alan kendini yüksek para almış gibi zannediyor. Dolayısıyla anti-emperyalizmle problemi olmayan bir ulusalcılık var Türkiye'de. Zaman zaman bu muhalif tarafta oluyor, zaman zaman öteki tarafta oluyor. Ben Cumhuriyet'teki Alevi Coşkun'un çizgisinin bu olduğunu düşünüyorum. Bir, biz o çizgiden değiliz. İki, Türkiye'de ulus devletin inşası aynen Orhan gibi o kitapta var. Bir kurmaca, Mustafa Kemal de bunu yapmak zorundaydı, İttihat Terakki de bunu yapmak zorundaydı. Çünkü korkunç toprak kaybı var. Sarayın zaten öyle bir irade ortaya koyabilecek hali yok ve geride küçücük bir toprak kalmış. Türkiye'deki genel tepki son toprak parçasını, son vatan parçasını koruma iradesi. Dolayısıyla bu da tek başına yetmez. Peki biz insanları nasıl bir arada tutacağız? İşte orada sosyalist olmak, mümkünse o sınırlar içerisindeki eşitliği sağlamak meselesi. Bu da bizim hayalimiz dediğimiz durum. Peki çatışma nerede başlıyor? Orhan'la o konuya giremedik ama somut bir çatışma var. Bir iki soru bırakıp bitireceğim. Bir, aynı gün Mehmet Şimşek'e övgüde bulunan basın mensubu ve muhalefetin önümüzdeki dönemde lideri olması planlanan kişinin orada mutabık olması ve Mehmet Şimşek'in bugüne kadar verilmemiş krediyi vermiş olması rastlantı mı? Bir kere bunu söyleyelim. İki, Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu hattı Cumhuriyet'in kurucu partisini aynı zamanda diğer isimleri de yanına alarak İmamoğlu'nun İstanbul mutabakatı dediği, gerçekten de İstanbul'u getiren mutabakatın Türkiye'de de bir model olacağını düşünmesi, Halef-Selef ilişkisinin kurulacağı bir yeni döneme mi getiriyor? Ve bu ilişki tabii yine şeyle ilgisi olmayacak. Anti-emperyalist, sermayeye karşı bir ilişki olmayacak. Bunu da ortaya koyalım. Bu aynı zamanda yeni merkez demek. Yeni merkez dediğimizde yine dinciliğin, yine aynı zamanda milliyetçiliğin en radikal şekliyle olacak bir tabloya doğru gidiyor. Ben dün söylediğimi buradan tekrar etmek istiyorum. Ben yerel seçimleri Ekrem İmamoğlu'nun önderliğinde Türkiye'deki 3 büyük şehir dahil olmak üzere kazandığı takdirde Orhan'ın dediği türden tamamen bizim düşündüğümüzün tersine bir cumhuriyet inşası olacak diye düşünüyorum. Kısacık Orhan, şuna değin ve öyle bitirelim. Uğur Dündar, Ekrem İmamoğlu, Ekrem İmamoğlu'nun içerisinde Özgür Özel de var. Ekrem İmamoğlu'nun içerisinde muhtemelen Kürtler de var. Şu anda bilmiyoruz ama mutlaka şey var. İyi Parti var ve bütün bunların dışında bir taraftan da artık Türkiye'de oyun dışına doğru giden siyasiler var ve bir taraftan iki tarafta da olan ulusalcılar var. Kısacık onu da alalım çünkü 1,5 saat yayın yaptık. Evet ya, yani bu söylediğin aktörlerin bir kısmının ben kısa zaman sonra hayatımızdan çıkacağını tahmin ediyorum doğrusu. Örneğin Kemal Kılıçdaroğlu'nun artık siyasi geleceğinin çok uzun olmadığı kanısındayım. Yürütemez, mümkün değil. Yani kazanamadığın zaman, bu kadar uzun süre kazanamadığın zaman, sözün olmadığı zaman bunu devam ettiremezsin. Yani seçmen nezdinde de bu devam ettirse bile bunun bir karşılığı var mı emin değilim. Yani çok açık bu Levent Gültekin denen eleman
dedi ya, bana dedi ki ben zaten Türkiye'yi yönetemem falan filan. Yani ben biliyorsun çok sevmem o adamı. Ya yani söylediğine de itibar etmem ama bu söylediğinin hakikaten bir şey olabilir. Gerçek payı olabilir. Söylememiş olsa bile böyle bir şey var. Anlattık, konuştuk yani Almanya'da. Örgütün yok. Hiçbir yerde yani çalışmayan bir şeyin var. Yapının üzerinde duruyorsun. Kendini yıkılmamış bir cumhuriyetin şeyi zannediyorsun. Yüksek Seçim Kurulu yok. Mahkeme yok. Yargı yok. Anayasa yok. Ve öyle duracaksın. Basın aracılığıyla mesajlar verip seçim kazanacaksın. Artık böyle bir şey yok. Yeni bir rejim var. Bir parti devleti var Ömer. Yani bunu görmemiz lazım. Yani AKP sadece bir siyasi parti değil artık. Devletin partisi. Geçen valiler sebebiyle konuştuk. O valilerin bağlılığı devlete değil. AKP'ye. Çünkü baktığı zaman AKP'den başka bir devlet görmüyor ki. Devlet dediğimiz şey AKP'den ibaret. Bu mavi vatancıların kasılmalarının sebebi de bu. Devlete, yani yeni devlete, yeni partiye şirin görünmek istiyorlar. Bir itirazları yok. Evet. Hayır, peki. Ulusalcılık diye bir şey nasıl mümkün oluyor burada bilmiyorum. Yani nereye oturuyor bilmiyorum. AKP bunları döve döve kendi rejimini kurdu. Yani Ergenekon davası öyleydi. Yani bunları ikna olmayanları hapse attı. Olanları işte sen adını zikrettiğin için söylüyorum. Eski Genelkurmay Başkanı, kuvvet komutanı boru bu boru falan dedi. Yani altını oydular. Bütün kışların önüne dayandılar. Emrindeki bütün askerleri alıp götürdüler. Tamam mı? Ağzını açamadı. Kozmik odana girdi. Sesini çıkaramadı. Rıza gösterdin. Bu kişilerin sola karşı ne kadar acımasız olduğunu bilen bir arkadaşım. Ben şunu da burada ekleyeyim sen buradayken. Bu özel bir konuşma değil. Çünkü bu konuşma sırasında Şule Aydın da oradaydı. Sanıyorum Şaban Sevinç ve çocuklar da oradaydı. İlker Bey Halk TV'nin o salaş halinde gelmişti. Ben İlker Bey'e şunu söylemiş idim. İlker Bey dedim Kozmik Oda'yı niye açtınız? Bir kere bu şey dışı konuşmaydı. İlker Bey de dedi ki biz Kozmik Oda'yı açmasaydık eğer bizi darbecilikle suçlayacaklardı dedi. Sonra. Bana göre çok tuhaf bir şey. Çünkü Kozmik Oda'yı açınca sanki darbecilikle suçlanmıyor musun? Yani bu enteresan boru meseleleri falan. İkincisi ama bence çok daha önemli. Ben bu kadar insan hapse girdiği dönemde neydi adamın adı Ali? Ben pişmemiş aşağı soğan doğramam diyen hangisiydi? Özkök Paşa. Ben Özkök Paşa'yı eleştirirken bir dakika dedi. O benim üstümdür dedi. Ben NATO'yu da eleştirince sen ne diyorsun dedi. Türkiye'de NATO olmasa Türkiye ayakta kalamaz. Özkök Paşa vatanseverdir ve kapıyı açmamızın neydi o kapının adı? Kozmik Oda'yı açmamızın nedeni de darbe karşıtı olmamızdır dedi. Bunları söyleyen birisinden Atatürk dinlediğiniz zaman anti-emperyalist bir karakter zaten çıkmaz. NATO sevdiğiniz zaman oradan da şey çıkmaz. Türkiye'de bir sol olasılık hiç çıkmaz. Dolayısıyla en üst seviyede İlker Bey'in bunu söylemesi halinde geriye bir tane ihtilaf kalıyor. O da laikliği nasıl yorumladığın. Ben de orada elimizde bir laiklik kalmadığını düşünüyorum. Sana teşekkür ediyorum Orhan. Artık 1,5 saat oldu. Emel, bununla ilgili bir söz söyleyeyim. Böyle kapatalım. Yani iki cümle daha şey. Yani NATO'ya bu kadar bağlı bir ordunun laik cumhuriyeti koruması imkansızdı. Koruyamadılar. Tek bir meşruiyetleri vardı. O da laik cumhuriyeti korumak biliyorsun. Bekçisiydiler falan filan. Tek bir direnç göstermeden o laik cumhuriyetin yıkılmasına göz yumdular. Herkes gibi seyrettiler. Dolayısıyla bunlar teslim olmuş bir ordunun temsilcileri. Bence öyle bize Atatürkçülük falan anlatmak yerine hareketi yapmaları lazım. Çok şükretsinler ki Japonya'da gibi öyle bir geleneğimiz yok. Bence hani Ahmet Hakan'a söylemiş ya bir hanımefendi. Bence onların sokağa bile çıkamaması lazım artık. Öyle ulusalcılık falan filan. Gelsinler bize söylesinler söyleyecek lafları varsa. Biz o netlikle söylüyoruz. Cumhuriyet onların sayesinde, onların bu tutumları vesilesiyle de yıkıldı. Bir hayalimiz var. Bir yeni cumhuriyet kuracağız yani kaçınılmaz olarak. Evet Orhan. Orhan Cuma'sını tamamladık. Gelecek Cuma görüşürüz. Kendine dikkat et. Zaten biz de görüşeceğiz.
Yurt dışı oranı alabilirsin. Oran çok teşekkür ederim. Yurt dışı ağırlıklı olarak yarın saat 8'de yine bir sabah yayını yapacağız. Orayı deniyoruz, tutturmaya çalışıyoruz. Yurt dışına da canlı yayın yapma irademiz var. Burada söylediklerimizin önemli bir kısmı Orhan Gökdemir'le birlikte yeniden bir kitap haline gelip bir kuramsal zemine oturacak. Ben şunu söyleyerek kapatmak istiyorum. Kim ne derse desin. Bak, kim ne derse desin. Somut. Laiklik ekmektir, sudur. Bütün bu konuştuklarımızın kritik noktası laikliktir. Yani laiklik meselesini Orta Doğu coğrafyasında ortadan kaldırdığın zaman ne olduğunu görüyorsun. Bir hayalimiz var, Kızıl Vatan. O vatan, Kızıl Vatan'da işçinin, emekçinin, emeklinin, kadının, erkeğin, cinsel yönelimi farkı olanın eşit ve birbiriyle yan yana durabilme iradesi gösterdiği bir dünya kurma hayalimiz var. Bu mümkün mü? Göreceğiz. Ali, bin beğeni olduysa işi bitirelim. Beğenileri yapalım. Bin beğeni olmuş. Fonsuz. Çünkü gördünüz Türkiye'de en şeffaf yayın yapılan yer Radikal Tahammülsüzler. Fonunu izleyicisi sağlıyor. İzleyici de devam ediyor. Patronsuz. Patronumuz sadece alın terimiz. Size karşı sorumluyuz. Ve korkusuz. Hiçbir şekilde özel hayata girmeyen, özel kaynaklardan bilgi edinmeyen, devletin içiyle herhangi bir diyaloğu olmayan bir yapı, bağımsız, konuştuğumuz insanlarla konuştuklarımızın ne olduğu belli. Bir anımsatma yapalım, günün sorusu olarak şunu bir kenara yazın. Duayen Ekrem Bey, Mehmet Şimşek aynı paydada bugün, değil mi Ali, bugün nasıl buluştular? Niye buluştular? Nereye gidiyor bu araba? Ali, ver belleği.